Şimdi arkadaşlar, tekrar edeyim. Geçen haftaki dersimizde problemlere kadar gelmiştik. En son mantık problemleri çözmüştük birazcık. ÖSYM'nin bize sorabileceği tarzda mantık problemleri çözmüştük. Şimdi arkadaşlar, bugünkü dersimizde problemleri, normal standart problemleri noktalayacağız. Ardından küme işlem, mod, permütasyon, kombinasyon olasılığı bitireceğiz. Akabinde arkadaşlar, sözel mantık çözeceğiz. Ve en son geometriden de belli soru tiplerini gösterip ne yapacağız arkadaşlar? Önemli noktaları gösterip tekrarımızı noktalayacağız. O zaman arkadaşlar neyle başlıyoruz? Problemlerle başlıyoruz bugünkü tekrar dersimize. İşte arkadaşlar ilk sorumuz ekranda. Mümkün olduğunca soru tipleri üzerinden arkadaşlar olayın mantığını kavramaya çalışmalıyız buralarda. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz bir soru kalıbı mesela. Bir kağıt şerit 30 eş parçaya bölünüyor. Parçalardan her biri 8 santim kısa olsaydı aynı kağıt şerit 36 eş parçaya bölünüyordu. Kağıt şeridin uzunluğu kaç santimetre? Bakın arkadaşlar biz bunları aynı zamanda ne olarak adlandırıyoruz? Bütünü parçalama soruları olarak adlandırıyoruz. Kağıt şeridin tamamının uzunluğuna x diyeceğim. X kağıt şeridin tamamının nesi arkadaşlar? Uzunluğu olmak üzere. 30 parçaya böldüğümde her parçanın uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? X bölü 30 mu olacaktır? Şayet ben bunu 36 parçaya bölseydim her parça ne olacaktı? 8 santim kısa mı olacaktı? 36 parçaya böldüğümde her parçanın uzunluğu bu sefer X bölü 36 mı olur? Bakın burada şunu söylüyor. X bölü 30 X bölü 36'dan 8 santim daha uzunmuş, doğru mu? O zaman bu eşittir ne oluyor arkadaşlar? X bölü 36 artı 8 mi olacaktır? Şimdi X bölü 36'yı bu tarafa attığımda X bölü 30 eksi X bölü 36 eşittir 8'dir. Fayda eşitliyorum. Burayı 6 ile burayı 5 ile çarptığımda 180'de birleşir bunların faydaları. X bölü 180 eşittir ne oluyor arkadaşlar? 8 mi oluyor? O zaman buradan benim x değerim ne olarak bulunuyor arkadaşlar? 180 çarpı 8 olarak bulunuyor. Yani arkadaşlar 0, 64, 14. Yani cevap 1440 olacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Bu bütünü parçalama sorularını bize farklı farklı şekillerde sorabiliyor. Mesela bazen merdivenin basamakları halinde soruyor, değil mi? Bir merdivenin basamaklarını ikişer çıkıp üçer inen birinin inerken attığı adım sayısı çıkarken attığından şu kadar fazladır gibi. Burada yine ne yapacağız biz arkadaşlar? Tüm merdivenin basamak sayısını orada yine biz x diyeceğiz. Yani bütüne x dediğinizde parça gittiğinizde iş daha kolay olacaktır. Tabii bunu farklı çözebilirdiniz ama bence en net çözüm yöntemi bu. Evet arkadaşlar bir başka soru yine çok ama çok önemli soru tiplerinden bir tanesi sayı problemleriyle ilgili. Bir bekleme salonunda bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 4 kişilik olan toplam 9 oturak vardır diyor. Oturma yerlerinin tamamı 32 kişilik olduğuna göre 3 kişilik oturak sayısı kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar şimdi burada en güzel çözüm yöntemi olayı az bilinmeyenle çözmektir. Şimdi bakın burada neyimiz var bizim? 3 kişilik ve aynı zamanda 4 kişilik oturma yerlerimiz mi var? 9 kişilik oturma yeri var, doğru mu? Daha doğrusu 9 tane oturak var, doğru mu? Oturma yerlerinin tamamı 32 kişilik mi? O zaman bana 3 kişilik oturak sayısı sorulduğundan 3 kişilik oturak sayısına x dersem arkadaşlar 4 kişilik oturak sayısı toplam 9 oturak olduğuna göre 9 eksi x midir? Ve arkadaşlar toplam 32 kişilik oturma yeri mi var? Bakın burada bir şey yaptım ben. Buna x, buna y demedim arkadaşlar. Tek bilinmeyenle halletmek her zaman daha güzeldir bu iş. 3 kişilik oturak sayısına x dedim. 4 kişilik oturak sayısına 9 eksi x dedim. O zaman 3 kişilik x tane oturağa kaç kişi oturur arkadaşlar? 3x mi oturur? Mesela 4 tane oturak olduğunu düşün. 3 kişilik 4 tane oturağa 3 çarpı 4 kişi oturur. Bunun gibi. Artı 4 kişilik 9 eksi x tane oturağa 4 çarpı 9 eksi x kişi mi oturur arkadaşlar? Ve bunların
Toplam sayısı kaçmış? 32'ymiş. O zaman 3x artı 36 eksi 4x eşittir 32 olacaktır. En nihayetinde burada x 4 olacaktır. Zaten bana sorulan bakın burada bu arkadaşlar. 3 kişilik 4 tane ne varmış? Oturak varmış. Peki. Burada bu soru kalıbını çok farklı şekillerde yine sorabiliyor bize. İşte 5 kuruşluk ve 10 kuruşluk madeni paraların toplam tutarı şu kadarsa 5 kuruşluktan kaç tane vardır gibi. Devam ediyoruz. Bir başka sayı problemi soru tipiyle kuyruk soruları değil mi arkadaşlar? Bunları bazen böyle kuyrukta bir kişi olacak şekilde soruyorlar. Bazen kuyrukta iki kişi olup aralarına birilerini yerleştiriyorlar. Önce bu soruyu çözelim sonra o tipte bir şey de anlatayım ben size. Pardon arkadaşlar. Ne demiş? Aslı bir bilet kuyruğunda baştan en artı birinci sırada, sondan iki en eksi birinci sıradadır. Kuyrukta 80 kişi olduğuna göre Aslı baştan kaçıncı kişidir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen Aslı'yı buraya yerleştirelim. Aslı baştan en artı birinci mi? O zaman arkadaşlar kuyruğun başında Aslı ile birlikte kaç kişi var? En artı bir kişi mi var? Aslı aynı zamanda sondan da 2 en eksi birinci ise kuyruğun son tarafında da Aslı ile beraber toplam 2 en eksi bir kişi mi var? Şimdi o zaman en artı bir başta, 2 en eksi bir sonda. Amma ve lakin ben Aslı'yı burada iki defa mı saymış oldum arkadaşlar? Bakın hem baştaki en artı birin içinde hem sondaki 2 en eksi birin içinde saymış oldum doğru mu? O zaman işte arkadaşlar bir daha çıkartmam lazım. Eşittir 80. Aslı'yı iki defa saydığım için bunlardan bir tanesini çıkartıyorum. Haliyle eksi 1 ile artı 1 sadeleşti. 3 yani eşittir 81 ise n buradan 27'dir. Lakin bana bakın burada çok dikkat etmek gerekiyor. N'i de sormuyor. Bana burada Aslı baştan kaçıncı kişidir diye mi soruyor? Aslı baştan n artı birinci kişi miydi? O zaman 27 artı 1'den Aslı baştan 28'incidir, 27 değil. Yani bunları da ne yapmamız lazım? Çok dikkatli incelememiz lazım. Problem yok galiba arkadaşlar. Güzel. Peki bu soru bize ikili şekilde sorulsaydı ne yapardık? Yani ikili bir soru halinde gelseydi karşımıza bu durumda ne yapardık? Yani şunu deseydi. İşte bir bilet kuyruğunda Ayşe baştan 20. Bir de Fatma olsun arkadaşlar. Klasik ikili. Sondan 17. olsun. Bunların aralarında da 4 kişi olsun. Şimdi burada bana iki tane soru sorabiliyor. Bir, kuyrukta en çok kaç kişi vardır diye sorabiliyor. İki, kuyrukta en az kaç kişi vardır diye sorabiliyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi önce en çok için. Arkadaşlar en çok kısmı kolay. Ayşe'yi yerleştirdim buraya. Ayşe baştan 20. O zaman Ayşe ile birlikte burada 20 kişi mi var? Fatma'yı yerleştirdim buraya. Fatma sondan 17. Fatma ile birlikte burada 17 kişi mi var? Bunların aralarında da 4 kişi mi var? 4 de burada var arkadaşlar. O zaman kaç kişi oldu kuyrukta toplam? 20 artı 4 artı 17'den 41 kişi vardır kuyrukta en çok. Bunun en çok olabilmesi için yani baştan bilmem kaçıncı olan kişi, sondan bilmem kaçıncı olan kişinin önünde olmalıdır arkadaşlar. Peki bana kuyrukta en az kaç kişi vardır derse ne olur? Bu biraz çetrefilli oluyor işte. Kafanızı biraz karıştırabiliyor. Bu sefer Fatma Ayşe'nin önünde olmalı. Fatma'yı buraya, Ayşe'yi buraya yerleştiriyoruz. Bakın şimdi sondan 17. olan kişi, baştan 20. olan kişinin önünde de olabilir, doğru mu? Çünkü biz kuyrukta kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burada aralarında da 4 kişi mi var? En az dediğinde amacım işte Ayşe'nin de bulunduğu 20 kişi içinde hem Fatma'yı hem de bu aradaki 4 kişiyi ne yapmak? Eritmektir arkadaşlar. Genel manada var mı arkadaşlar öyle bir sıkıntı donma olayı? Nevşehir'den geldi öyle bir şey ama. Hocam sizin oradaki sistemle falan alakalı olabilir mi acaba ya?
Ya hani benle çok da alakalı değil aslında. Sistem yöneticimizle konuşmamız lazım ama muhtemelen sizin oradaki hatlarda falan bir problem olabilir. Ya da sizin sisteminizle alakalı, sisteminiz derken hani belki bilgisayarla falan alakalı bir şey olabilir mi acaba? Eyvallah hocam. Afyon verdi şey tüyo hocam. Açıp kapatın bir bakalım. Bir deneyin öyle hocam. Peki. 20 kişi mi var Ayşe ile birlikte burada arkadaşlar? E şimdi Fatma sondan 17.ydi. E Fatma sondan 17. ise Fatma ile birlikte bu tarafta 17 kişi mi var? E bunun bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı burada mı? O zaman 11 kişi de burada mı olacaktır? Bakın arkadaşlar kuyrukta bu sefer ne oldu? 20 artı 11'den 31 kişi oldu. En az 31 kişi, en çok 41 kişi vardır. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Çok güzel. Bunlar böyle soru tipleri. Evet arkadaşlar, tel sorusu da yine sayı problemleriyle ilgili, sayı kesir problemleriyle ilgili bilmeniz gereken soru tiplerinden biri. Yani ekranda gördüğünüz. Bir telin ucundan 4 bölü 9'u kesilip atıldığında telin orta noktası ilk orta noktaya göre 8 santimetre yer değiştiriyor. Buna göre telin son durumdaki boyu kaç santimetredir? Bakın ben bu soruyu çözmeye şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Bunu çözmeden önce. 40 santimlik bir tel düşün. 40 santimlik telin orta noktası burası olsun. Burası 20 santim, burada 20 santimdir. Şimdi bakın, buradaki 20 santimi kesip atın. Bunun orta noktası burası, ona mı dönüştü? Bakın ilk durumdaki orta noktaya göre kaç santim kaydı? 10 santim mi kaydı? Yani ben 20 santimlik parça kestiğimde soldan orta nokta sağa doğru 10 santim mi kaydı? Yani bunun yarısı kadar kaydı. İşte aslında bu kuralı genelleştirebilirsiniz. Bir telin ucundan 4 bölü 9'u kesilip atılıyorsa arkadaşlar, orta nokta kesilip atılan parçanın yarısı kadar kayar. Yani şöyle diyelim, telin boyuna 9x derim arkadaşlar. 4 bölü 9'u kesileceği için. 4x'lik parça kesilip atılıyor. Geriye 5x'lik parça mı kalıyor? E 4x'lik parça kesilip atıldıysa orta nokta bunun yarısı kadar. Yani 4x bölü 2 kadar mı kayacaktır? Ve bu kayma 8 santimetre eşittir. 2x buradan 8 ise x 4 santimetre midir? Bana telin son durumdaki boyunu yani 5x'i mi soruyor arkadaşlar? O zaman cevap 5 çarpı 4'ten 20 santimetre. Yani doğru cevabım Bursa seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Sıkıntı? Süpersiniz. Yine bir başka klişe soru kalıplarından bir tanesi. Belli bir yükseklikten bırakılan bir top. Yere her vuruşunda bir önceki yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Top yere 3. kez çarptıktan sonra 40 santimetre yükseldiğine göre topun ilk bırakıldığı yükseklik kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın bunun bir formülü var. Ama formülün nereden geldiğini görmeniz lazım. Daha sağlıklı olacaktır. Buradan bir topu bırakacağım aşağı doğru. Yüksekliğe x diyeyim. Top aşağı düştü çarptı. X'in 2 bölü 3'ü kadar mı yükselecektir? Yani x çarpı 2 bölü 3 kadar. Yani 2x bölü 3 kadar mı? Bu bir daha çarptı yere arkadaşlar. Bu sefer bunun 2 bölü 3'ü kadar mı yükselecek? Yani x çarpı 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'ü kadar. Sonra bir daha çarptı yere. Bu sefer bunun 2 bölü 3'ü kadar mı yükselecek? Yani x çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'ü kadar mı? Bakın burada karesi oldu. Burada küpü oldu 3'ün çarpıştan sonra. Eninci çarpıştan sonra 2 bölü 3'ün eninci kuvveti olacaktır x çarpı. O zaman x çarpı 2 bölü 3'ün küpü eşittir 40 mı olacaktır arkadaşlar? 8x bölü 27 eşittir 40 ise buraya 5 kaldı. X 5 çarpı 27 midir? Yani 135'tir. Doğru cevabım Denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Güzel. Devam ediyoruz. E tabi arkadaşlar standart bu şekilde soru tipleri de karşımıza zaman zaman gelebiliyor kesir problemleri. Bir şoför gideceği yolun önce 3 bölü 8'ine,
Sonra da kalan yolun, bakın önemli bu, kalan demesi ve dememesi arasında fark var. Kalan demezse burada da tüm yolun 2 bölü 5'ini alacağız. Ama kalan yolun dediği için kalan yolun 2 bölü 5'ini hesaplamalıyız. Geriye 240 kilometre yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç kilometredir? Arkadaşlar kesirli problemlerde abidik gubidik işlemlerle uğraşmamak için faydaların ek okunu alıyorum. Bakın yolun tamamına x demeyeceğim de faydaların ek oku kadar x diyeceğim. 8 ile 5'in ek oku 40 mıdır arkadaşlar? 40'tır. O zaman ben yolun tamamına 40x diyeceğim. Önce bu yöntemle bir çözelim, sonra bir yöntem daha göstereceğim. Araç önce bunun 3 bölü 8'ini mi gitti? 40x'in 3 bölü 8'ini gittiğinde ne kadar gitmiş oluyor? 15x mi gitti? O zaman kalan yol 40x eksi 15x'ten 25x mi oldu arkadaşlar ilk durumda? Sonra kalan yolun 2 bölü 5'ini mi gitti? Yani 25x'in 2 bölü 5'ini gitti. Ne oluyor gittiği yol arkadaşlar? 10x mi oluyor? Buradan 25x eksi 10x'ten geriye 15x'lik bir yol mu kalıyor arkadaşlar? İşte o 15x'lik yol 240'a eşitmiş. Bakın böyle yaptığınızda hiç kesirli küsürlü işlemlerle uğraşmadan sonuca gidersiniz. Haliyle x buradan nedir arkadaşlar? 16 mıdır? Ben yolun tamamına 40x dediğim için sonuç 40 çarpı 16 olacaktır. 24, 0, 4. 640 kilometreymiş aracın gideceği yol. Bu iyi bir çözümdür ama eğer görebilirseniz, pratik olabilirseniz şöyle de düşünebilirdiniz bu sorunun çözümünü. Gideceği tüm yola x derdim arkadaşlar. Bunun 3 bölü 8'ini gittiğinde geriye 5 bölü 8 mi kalırdı? X çarpı 5 bölü 8. Çarpı, sonra bu kalan yol değil mi şimdi? 5 bölü 8'i. Kalan yolun 2 bölü 5'ini gittiğinde kalan yolun da 3 bölü 5'i mi kalmıştır? Bu eşittir neye arkadaşlar? 240. Böyle de bulabilirdiniz. Bunlar sadeleşti. Bu da sadeleşti. Burada 80 kaldı. X buradan 640 kilometre yaptı. Yani iki yolla da ne yapabilirdiniz bunu arkadaşlar? Çözebilirdiniz. Peki, gayet güzel. Devam ediyoruz. Evet, zaman zaman bu tarzda, özellikle bu yeni sistemde, hani dizi tanımlama şeklinde sorular da gelebiliyor. Ya bu tam bir dizi tanımlama değil ama belli bir mantığı var, belli bir algoritması var. Çünkü boyu her ay eşit olarak uzayan bir bitkiden bahsediyoruz. Boyu her ay eşit olarak uzayan bir bitkinin dikildikten sonra ikinci aydaki boyu 2 metre iken 10. aydaki boyu 8 metredir. Bitkinin 4. aydaki boyu kaç metredir diye soruyor bize. Arkadaşlar şimdi ikinci aydaki boyu 2 metre mi? Dikildiğindeki boyuna ben x metre diyeyim. Ve her ay eşit miktarda uzuyor ya arkadaşlar. Her ayki uzama miktarına da a metre. Pardon arkadaşlar. Birinci ayın sonunda x artı a mı olur boyu? İlk boyuna x dedim bakın. İkinci ayda x artı 2a mı olur? Üçüncü ayda x artı 3a, dördüncü ayda x artı 4a mı olur? Nokta nokta nokta. Onuncu ay sonunda x artı ne olur arkadaşlar? 10a mı olur? Şimdi ikinci aydaki boyu 2 metreymiş. Yani x artı 2a 2 metreye mi eşitmiş? 10. aydaki boyu da 8 metre ise x artı 10a da 8 metreye mi eşitmiş? Arkadaşlar şimdi burada eksi 5 ile çarptığımda a'lardan kurtulabiliriz mesela. Gitti mi bunlar? Eksi 4x eşittir. Eksi 10 artı 8'den eksi 2. X buradan 1 bölü 2 midir? Onun yerine yazıp a'yı da bulabiliriz. 2a 2 eksi 1 bölü 2'ye eşit oluyor birinci denklemde yerine yazdığımda. Yani 2a eşittir ne oluyor arkadaşlar? 3 bölü 2 mi oluyor? A buradan 3 bölü 4 müdür? Bunu da mı bulduk? Dördüncü aydaki boyu x artı 4a mıydı? Bana sorulan bu mudur? Yani 1 bölü 2 artı 4 çarpı 3 bölü 4'tür. Bunlar sadeleştiğinde 3 artı 1 bölü 2 3,5 yapacaktır. Yani doğru cevabım Bursa'dır. Tabii ki hocam hemen tekrar edelim. Şimdi olayımız şu.
Ben dedim ki bitkinin dikildiğindeki boyu x metre olsun. Ve bakın bitki her ay eşit olarak uzadığına göre arkadaşlar her ay boyu a kadar artsın. Ya ben öyle dedim. Ya a deriz, r deriz. O zaman birinci ayda boyu x artı a. İkinci ayda x artı 2 a. Üçüncü ayda x artı 3 a. Dördüncü ayda x artı 4 a. Ve onuncu ayda x artı 10 a mıdır? Artık elimde İki bilinmeyen ve iki denklem var. Çünkü ben bitkinin ikinci ve onuncu aydaki boylarını biliyor muyum? İkinci aydaki boyu 2 metreydi. X artı 2a eşittir 2. Onuncu aydaki boyu x artı 10a 8'di. O zaman iki bilinmeyen denklemden hem x hem a'yı buldum ben burada. X'i 1 bölü 2, a'yı 3 bölü 4 buldum. Sonrasında diyor ki ama bana dördüncü aydaki boyu kaç santimdir? X artı 4a mıydı? 1 bölü 2 artı 4 çarpı 3 bölü 4'ten 3,5 olacaktır. Peki arkadaşlar, bu da bu şekilde olacaktı. Evet arkadaşlar, rica ederim hocam. Bir mum sorusu var ekranda. Aslında sayı problemlerinin içinde oluyor hep bu testlerde falan ama arkadaşlar mum soruları aslında bir hareket problemi sorusudur. Yani bunlar hareket problemi sorularıdır. Neden? Çünkü yanma hızından gitmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar o zaman çözelim yine de biz burada bu soruyu. Hareket problemleriyle ilgili sorular da var ama ileride biraz daha şimdiden biz bunu çözelim. Bir de öğrencinin böyle şeyi vardır acayip. Mum sorusu, mum sorusu. Her sene bir mum sorusu çözeceğiz mi derler. O da ÖSYM toplamda bir iki defa sordu. Her sene öğrencilerimize defalarca anlatıyoruz mum sorusunu. Şimdi arkadaşlar burada uzunlukları aynı olan iki mumdan bahsediyoruz. Mumların uzunluklarına ne diyelim biz? Mumların uzunluklarına x diyelim. İkisinin de uzunluğu x olsun. Yanmaya aynı anda başladıklarında biri 3 saatte, işte bu birinci mum 3 saatte yanıyorsa, diğeri 5 saatte tamamen eriyip bitmektedir. Yani bunlar demek ki yoğunlukları farklı mumlar. Biri daha çabuk yanıyor, daha hızlı yanıyor. Şimdi bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 2 bölü 3'ü kadar olur. Ya da bu şu anlama gelmez mi? Boyları oranı 2 bölü 3 olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yapacağımız iş şudur. 3 saatte yanıyorsa birinci mum, 5 saatte yanıyorsa ikinci mum. Yanma süresiyle yanma hızları ters orantılı mıdır? Yani birinci mumun yanma hızı 5 V iken İkinci mumun yanma hızı 3V midir? Arkadaşlar birinci mumla başlıyorum. X eşittir 5V çarpı 3'ten 15V midir? Bu da 5 çarpı 3V'den 15V'dir. Bunun boyu 15V, bunun da boyu 15V diyor. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bu istediği şey T saat sonra olsun. O zaman arkadaşlar 5V hızla birinci mum T saatte ne kadar yanar? 5VT kadar mı yanar? Yani boyu 15V idi. Şimdi ne olur? 15V eksi 5VT mi olur? Geldim ikinci muma. İkinci mum 3V hızla yanıyorsa T sürede 3VT kadarlık kısmı mı yanar? Onun boyu ne olur arkadaşlar? Onun boyu da 15V eksi 3VT. Bitti soru arkadaşlar. Bana burada neyi soruyordu? Birinin boyu diğerinin boyunun 2 bölü 3'ü kadar olur. Hangisi daha büyük? Bakın 15V eksi 3VT daha büyük. O zaman bunu 2 ile çarpacağız. Bunu 3 ile çarpacağız. Bunlar birbirine eşit olacak. Ya da oranlarına direkt 3 bölü 2 diyecektik. Arkadaşlar buradan ne geliyor bakın şimdi. 45V eksi 15VT eşittir 30V eksi 6VT mi? Hepsinde V olduğu için V'ler gitti mi? 15T'yi bu tarafa attım. 9T. 30'u bu tarafa attım. 15 mi? T burada 15 bölü 9. 3'e böldüğünüzde her tarafı 5 bölü 3'tür. Yani doğru cevabım Adana seçeneği olacaktır. Mum soruları dediğim gibi mumun yanma hızı söz konusu olduğu için aslında hareket veya başka bir deyişle hız sorularıdır. Peki. Devam ediyorum bir başka soru. Yine bilinmesi gereken güzel bir soru kalıbı arkadaşlar.
16 kişilik bir arkadaş grubunda herkes diğer kişilerle yalnızca birer kez tokalaştığında toplam kaç tokalaşma gerçekleşir? Arkadaşlar şimdi buna aslında tamamen bir mantıksal akıl yürütme sorusu diyebilirim. Biz 16 kişiyiz arkadaşlar. 16 kişiysek ben kaç kişiyle tokalaşırım? 15 kişiyle tokalaşırım, doğru mu? İşte Ali kaç kişiyle tokalaşır? 15 kişiyle. Mehmet kaç kişiyle tokalaşır? 15 kişiyle. Yani gruptaki herkes kendisi dışındaki 15 kişiyle mi tokalaşır? Yani 16 kişinin her biri 15 tokalaşma yaptığında 16 çarpı 15 tokalaşma mı gerçekleşir? Ancak şimdi benim tokalaştığım 15 kişinin içinde Ali var. Ama Ali'nin tokalaştığı 15 kişinin içinde de ben varım, doğru mu? O zaman ben burada 16 çarpı 15 yazdığımda herkes birbiriyle iki defa mı tokalaşmış oluyor? Bölü 2 diyoruz. O zaman 8 çarpı 15'ten sonuç 120 olarak bulunuyor. Yani doğru cevabım Edirne seçeneği oluyor. Ama mesela bu hediyeleşme olsaydı. Mesela arkadaşlar deseydi ki 16 kişilik bir toplulukta herkes birbirine hediye alacaktır. Toplam kaç hediye alınır? O zaman işte cevap direkt 16 çarpı 15 olacaktı. Şimdi ben 15 alacaktım, Ali 15 alacaktı, Mehmet 15 alacaktı. Herkes 15 hediye alacaktı. O zaman 16 kişi 15 hediye mi alacaktı? Şimdi deminkinden farkı bunun şu. Ben Ali ile tokalaştığımda Ali de benimle tokalaşmış oluyordu. Ama şimdi bu tip bir soruda yani hediyeleşme ise söz konusu olan ben Ali'ye hediye aldığımda Ali de ayrıca bana hediye alıyor. Yani aramızda bir tokalaşma gerçekleşiyor ama hediyeleşme söz konusuysa iki hediyeleşme. Bu da dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı. Evet arkadaşlar yine meşhur soru tiplerinden bir tanesi. Bir önceki soru mu hocam? Belki edelim tekrar. Şimdi şunu söylüyorum. Diyorum ki 16 kişilik bir arkadaş grubu. 16 kişi var. 16 kişi. Bu kişi herkesle tokalaşacak mı? Kaç kişi var? 15 kişi. İkinci kişi herkesle tokalaşacak mı? 15 kişi var. Üçüncü kişi 15 kişi var. Şimdi bakın birincinin tokalaştığı 15 kişi arasında ikinci var. İkincinin tokalaştığı 15 kişi arasında da birinci kişi var, doğru mu? O zaman diyorum ki ben işte herkes 15 defa tokalaşsaydı birbiriyle yani herkes ayrı ayrı 15 kişiyle tokalaşsaydı 16 çarpı 15 tokalaşma mı gerçekleşecekti? Ama ne oluyor burada? Ben Ali ile tokalaştığımda zaten Ali de benimle tokalaşmış olmuyor mu? Yani biz 16 çarpı 15 dersek birbirleriyle bunları iki defa tokalaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla bunun bir tanesini atmak için, her durumda bir tanesini atmak için ifadeyi ikiye bölüyoruz. Birden 16'ya kadar sayıların toplamı niye olsun hocam? Birden 16'ya kadar olan sayıların toplamı 16 çarpı 17 bölü 2'dir. Tamam. Rica ederim. Ha, sonra hediyeleşme ayrıntısına geçmiştim orada. Hediyeleşmede durum farklı ama. Hediyeleşmede bu 16 kişi arasında. İşte ben Ali'ye hediye veriyorum ama Ali de bana hediye veriyor. Yani ikiye bölmemize gerek kalmamış oluyor. Evet. Bir diğer soru arkadaşlar. Burada değişik adam sorusu diyoruz, değil mi? Adam insan gibi yürüyor yolda işte. Niye 7 ileri 3 geri gidiyorsun ki, değil mi? Bize problem çıkar. Düz bir yolda 7 adım ileri, 3 adım geri olacak biçimde yürüyen bir kişi toplam 118 adım attığında başladığı noktadan kaç adım uzaklaşmış olur diye soruyor. Bakın arkadaşlar bu da güzel bir soru kalıbıdır. Bu adam 7 ileri, 3 geri giderek mi ilerliyor? Bakın ne oluyor yani? Her 10 adım attığında 4 adım mı ileri gitmiş oluyor? Her 10 adım attığında 4 adım ileri gitmiş oluyor. Ve algoritma hep bu şekilde mi ilerliyor? Şimdi 118 adım attığında diyor ama sıkıntı şu. 118 onun katı değil, doğru mu? O zaman 118 sayısına en yakın onun katı olan sayıyı bulacağım. 110 mudur? Arkadaşlar 10 adım attığında bu kişi 4 adım ilerlerse diyorum. 110 adım attığında kaç adım ilerler? Yani artan o 8 adımı sonradan ekleyeceğim soruya. Algoritma hep 10 adımda bir böyle devam ettiği için 118'i en yakın onun katını aldım. E bakın bu bunun 11 katı. Bu da bunun 11 katı olacak. X eşittir. 44 adım mı olacaktır?
Şimdi arkadaşlar 44 adım ilerledi. Ama geriye hala atacağı bir 8 adım mı var? Bu 8 adımın 7'sini ileri attı. Geriye sadece atacağı bir adım mı kaldı? Geri atacağı. 44 artı 7 eksi 1. Yani 51 eksi 1'den 50 adım uzaklaşmış olur. Yani doğru cevabım Ceyhan seçeneğidir. Biz böyle sorulara değişik adam sorusu diyoruz. Öyle diyelim. Kibarca söyleyeyim. Var mı anlaşılmayan bir şey? Çok iyisiniz arkadaşlar o zaman. Süper. Evet, sıra sorusu da yine önemli soru tiplerinden biridir sayı problemleriyle ilgili. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara. İkişerli oturduklarında 10 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturduklarında 3 sıra boş kalıyor ve bir sıraya da 2 öğrenci oturabiliyor. Sınıf mevcudu kaç kişidir? Arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Neye x diyeceğiz? Biz burada sıra sayısına x diyeceğiz arkadaşlar. Sıra sayısı x olsun diyeceğiz. İkişerli oturduklarında 10 öğrenci ayakta kalıyorsa, yani şimdi şöyle söyleyeyim. İkişer ikişer iki tane sıraya kaç öğrenci oturur? 2x öğrenci oturur. 10 öğrenci de ayakta mı? İşte bu ne arkadaşlar? Sınıf mevcudu, doğru mu? Bak şimdi bunu oluşturmak kolaydı da ikinci kısmı sıkıntı. Üçerli oturduklarında 3 sıra boş kalıyormuş. Bir sıraya da 2 öğrenci oturuyormuş. Arkadaşlar o 2 öğrenciyi de kaldırıyorum ayağa. Kaç sıra boş oldu şimdi? 4 sıra mı boş oldu? Bakın 3 sıra boştu, bir sırada da 2 kişi oturuyordu. Kaldırdım ben o 2 kişiyi ayağa. 4 sıra mı boş oldu? Yani bunlar şimdi 3'er 3'er x eksi 4 tane sıraya mı oturuyorlar? 3'er 3'er x eksi 4 tane sıraya 3 çarpı x eksi 4 kişi oturur. Artı 2 kişi de benim ayağa kaldırdığım öğrenciler var, doğru mu? Bu da mı sınıf mevcudu? Arkadaşlar o zaman bunlar ikisi de sınıf mevcuduysa bunlar birbirine eşit olmalıdır. Haliyle 2x artı 10 eşit olmalıdır. 3x eksi 10'a. Buradan x eşit olmalıdır 20'ye. Bu sıra sayısı mı? Ben sınıf mevcudunu soruyordum. Yerine yazdığımızda 20 artı 22 çarpı 20 40 50 oluyor. Yani nedir o? Hocam sanırım ikinci kısmı değil mi? Yani şu kurduğum denklemde herhalde biraz sıkıntı var. Ben tekrar edeyim yine de arkadaşlar. Şimdi bu tip sorularda sıra sayısına x diyorum. X tane sıram var. Tabii ki hocam. X tane sıram var. Bu x tane sıraya ikişer oturduklarında 10 öğrenci ayakta kalıyorsa, sınıf mevcudunun denklemini oluşturacağım şimdi. İkişer ikişer x tane sıraya kaç öğrenci oturur? 2x öğrenci oturur. 10 da ayakta var. Sınıf mevcudu 2x artı 10 muymuş? Bakın yani 5 tane sıra olsa ikişer ikişer 2 çarpı 5 kişi otururdu. X kişi olunca da 2x kişi. Şimdi ikinci kısmında. Üçerli oturduklarında ise 3 sıra boş kalıyormuş. Ayrıca bunların dışında bir sırada da 2 kişi mi oturuyormuş? Şimdi herkes 3 otururken onların 2 oturması olmaz. Kaldırdım onları ayağa. Kaç sıra boş oldu hocam? 4 sıra mı boş oldu? Yani bu sınıfta üçer üçer oturulan sıra sayısı x eksi 4 mü? X eksi 4 tane sırada insanlar, öğrenciler üçer üçer oturuyor. Doğru mu? X eksi 4 tane sırada üçer üçer kaç öğrenci oturur? 3 çarpı x eksi 4 öğrenci oturmaz mı? Bir de benim ayağa kaldırdığım o 2 tane arkadaş vardı. Artı 2 de oradan mı geldi? Bunda sınıf mevcudu. İkisini eşitleyip x'i 20 buldum. Onu burada veya burada fark etmez. X gördüğüm yere yazdım. Sonuç 50 çıktı. Anlaşıldı mı ki arkadaşlar? Peki. Gayet güzel. Geldik artık yaş problemleriyle ilgili sorularımıza. Bunlar da arkadaşlar önemli. Yaş problemleri zor değil ama zaman zaman bizi biraz daha zorlayacak soru tipleri var. Onlarla ilgili çalışmalar yapmak istedik. Ona uygun sorular yazdık. Seçtik daha doğrusu buraya. Onları çözelim bakalım. Kemal ile Murat'ın bugünkü yaşları toplamı 41'dir diye başlıyor. Arkadaşlar, denklem kurmaya hakimseniz yaş problemlerinde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın arkadaşlar, ben burada yine Kemal'in yaşına x diyeceğim. Murat'ın yaşına y demeyeceğim. Murat'ın yaşına ne diyeceğim? 41 eksi x diyeceğim. Bana diyor ki Kemal 2 yıl önce,
Murat bir yıl sonra doğsaydı. Arkadaşlar, 2 yıl önce doğan ne olur? 2 yıl önce doğan 2 yaş daha büyük olur, doğru mu? Yani şöyle söyleyeyim. Ben 2 yıl önce doğsaydım, şimdiki yaşımdan 2 yaş daha ne olurdum? Büyük olurdum arkadaşlar. Dolayısıyla Kemal 2 yıl önce doğmuş olsaydı, yaşı x değil, x artı 2 mi olurdu? Değil mi? 2 yaş daha büyük olurdu. Murat 1 yıl sonra doğsaydı, bu sefer de 1 yaş daha mı küçük olurdu? Yani Murat kaç yaşında olurdu arkadaşlar? 40 eksi x yaşında olurdu. Bu durumda Kemal'in yaşının Murat'ın yaşına oranı 2 bölü 5 olurdu. Yani x artı 2'nin 40 eksi x oranı 2 bölü 5 olurmuş. İçler dışlar çarpımı. 5x artı 10 eşit. 80 eksi 2x mi yapıyor? Attım bu tarafa. 7x eşittir 70 ise x eşittir. Burada 10 yapıyor. Ben zaten Kemal'in yaşına x demiştim onu sorduğu için. Cevap adam. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlarım? Peki, olursa zaten soruyoruz diyorsunuz. Çok güzel. Evet, bir başka soru. Bir de işte böyle kavramlar var. O onun yaşındayken ya da o onun yaşına geldiğinde. Nilay ile Osman'ın bugünkü yaşları toplamı 45'tir diyor. Nilay ile Osman'ın yaşları toplamı 41. Nilay var, Osman var. O zaman Nilay'ın yaşını soruyor. O zaman Nilay'ın yaşına x dersem Osman'ın yaşına 45 eksi x mi derim? Nilay Osman'ın bugünkü yaşındayken, yani Nilay 45 eksi x yaşındayken, Osman 18 yaşındaymış. Bakın bu cümleden bir şey anlamanız lazım. Nilay Osman'ın bugünkü yaşındayken dediğine göre, demek ki Nilay Osman'ın bugünkü yaşını geçmiş. Nilay Osman'dan büyükmüş. Şimdi arkadaşlar, olduğuna göre Nilay bugün kaç yaşındadır diyor. Burada aradan geçen yıl farklarının eşitliğini kullanırız. Yani x'ten 45 eksi x'e geldiğinde Nilay, Osman 45 eksi x'ten 18'e gelmiyor mu? Aradan geçen yıllar eşit. Biri atıyorum 3 yıl büyüyorsa öteki de 3 yıl büyüyecek, değil mi? 4 yıl büyümeyecek. Paralel evrende falan değil. X eksi 45 eksi x eşittir. 45 eksi x eksi 18 mi olacaktır? En nihayetinde 2x eksi 45, 45'ten 18 çıktı 27. 27 eksi x mi olacaktır? Buradan 3x eşittir. 45, 27 daha 72 ve en nihayetinde x 24 çıkar. Yani Nilay bugün 24 yaşında. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Diyorum ki Nilay x yaşında olsun, Osman 45 eksi x yaşında olsun. Diyor ki bana Nilay Osman'ın bugünkü yaşındayken. Yani Nilay 45 eksi x yaşındayken, değil mi Osman'ın bugünkü yaşı bu? Osman 18 yaşında mıymış? Ben diyorum ki buradaki yıl farkıyla buradaki yıl farkı birbirine eşit değil midir? Çünkü bu böyleyken bu böyle. Yani o zaman Nilay'ın x'ten 45 eksi x'e döndüğü yıl farkıyla Osman'ın 45 eksi x'ten 18'e döndüğü yıl farkı birbirine eşit mi? Bunları eşitlediğimde zaten x değerim direkt 24 çıktı. Peki. Devam ediyoruz bir başka soru. Biraz daha detaylı bir soru bakın arkadaşlar. Yine yaş problemleriyle ilgili. Ahmet, Buket ve Can'ın bugünkü yaşları toplamı 50'ymiş. Yazalım. Ahmet A yaşında, Buket B yaşında, Can C yaşında olsun. Ahmet artı Buket artı Can 50'ymiş. Ahmet Can'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Yani Ahmet C yaşına geldiğinde Buket'in yaşı 34 olacaktır diyor. Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. Ahmet Can'ın yaşına geldiğinde aradan kaç yıl geçiyor? C eksi A yıl mı geçiyor? Aynı anda Buket 34 yaşına mı geliyor? O zaman aradan aynı zamanda 34 eksi B yıl mı geçiyor? Yani deminki mantıkla aynı bakın. Bunlar birbirine eşit. Yani C eksi A eşittir
34 eksi B'ye. B'yi bir öbür tarafa atın. Bakın bir denklem de oradan geldi arkadaşlar. Eksi A artı B artı C eşittir 34 mü? Bana kimin yaşı soruluyor? Ahmet'in yaşı mı? O zaman Ahmet'in yaşını bulmak için alttaki denklemi eksiyle çarparım. Artı, eksi, eksi, eksi. Buraklar ve canlar gitti mi? Bir A daha 2A mı oldu? 50'den 34 çıktı. 16 mı oldu? A ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Ahmet'in bugünkü yaşı 8'dir. Bir denklem toplamlarının 50 olduğundan geldi. Bir denklem de demin size anlattığımız mantıktan geldi. Bakın burada Ahmet canın yaşına geldiğinde C eksi A yıl geçiyor. Aynı anda Burak 34 yaşına mı geliyor Buket? Bakın burada geçen fark 34 eksi B mi? Geçen yıllar birbirine eşit olacağından C eksi A 34 eksi B'ye mi eşit? O zaman arkadaşlar buradan da bir denklem elde ettik. A artı B artı C 50'ydi. B'yi bu tarafa attığınızda eksi A artı B artı C'de 34 oldu. Alttaki denklemi eksiyle çarptığımda zaten sonuca gittim. Problem var mı? Anlaşıldı mı Bandırma? Dün Bandırma'ya yakındık ya. Çok yakınınıza geldim hocam dün. Dün Bursa'daydık. Kaç saat yakın herhalde değil mi? Orada yazıyordu minibüsler falan var herhalde sizin oraya küçük küçük. 1,5 saat falan evet doğrudur. Yo daha önceden görmüştüm zaten Bandırma'yı. Orada Erdek vardı herhalde. Yakınlarda, bir hayli yakında oraya gelmiştim. Evet, güzel yerdir. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar bir başka soruyla. 1969 yılında doğan Hasan. Bir de bakın böyle soruları var. ÖSYM 2009'da sormuştu mesela böyle bir soru. 1969 yılında doğan Hasan yaşını soran bir arkadaşına. Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamından 5 fazladır yanıtını veriyor. Bu konuşma hangi yılda yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar bunlar aslında çok zor olmayan ama işte hani dağıtıyorlar, çok dağıtıyorlar cümleleri ve toplamamızı istiyorlar. Bazen toplanması zor sorular olabiliyor. Ha ÖSYM sormaz diyemeyiz çünkü 2009'da böyle benzer tipte bir soru sormuştu. Hatırlatırız olmadı o soruyu da. Şimdi bakalım Hasan 1969 yılında mı doğmuş? Ve demiş ki arkadaşına, yaşını soran arkadaşına, bugünkü yaşım Hasan X yaşında olsun. Doğum yılımın rakamları toplamından 5 fazladır. Doğum yılının rakamları toplamı ne arkadaşlar? Bu 15, 10 daha 25. Hasan'ın yaşı bundan 5 fazlaysa Hasan 30 yaşında mı? Arkadaşlar Hasan 69 yılında mı doğmuştu? 69'a 30 ekleyin. Bu konuşma 1999'da yapılmıştır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Gayet net. Zor görünmesine rağmen aslında basit bir soru. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden neyle devam ediyoruz? İşçi problemleriyle, işçi havuz problemleriyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Cemil ile Demir'in birlikte 12 günde bitirdiği bir işi Cemil tek başına 20 günde bitiriyorsa aynı işi Demir kaç günde bitirir diyor tek başına. Arkadaşlar bunlar da şöyle bir mantıkla gidebilirsiniz. Şimdi bakın bu aslında işin özüdür öyle söyleyeyim ben size. Cemil işi tek başına kaç günde bitiriyor? 20 günde mi bitiriyor? Cemil işi tek başına 20 günde bitiriyor. Şimdi ötekisi kim? Demir. Demir işi tek başına X günde bitirsin. Yani işin tamamını tek başlarına çalışırlarsa bitirme süreleri bunlar arkadaşlar. İkisi birlikte bu işi 12 günde mi bitiriyor? Yani bakın bu şu demek. Cemil 12 gün çalıştığında, Demir de 12 gün çalıştığında işin tamamı bitiyor demek. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şeyle soruyla başlayayım. Cemil işin tamamını 20 günde bitiriyorsa 12 gün çalıştığında işin ne kadarını bitirir? 12 bölü 20'sini bitirir, doğru mu? Demir işi tek başına x günde bitiriyorsa 12 gün çalıştığında işin 12 bölü x'ini de Demir mi bitirir? Ve İşin tamamı biter.
Ha, bunu şöyle de yapabilirsiniz siz eğer formül ezberleyerek gidiyorsanız. 1 bölü 20 artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 12 de diyebilirsiniz. Ama bu mantığı kavramanızda ben fayda görüyorum. Çünkü belli soru tiplerinde bu formülle gittiğinizde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Haliyle 12 bölü x eşit bunu bu tarafa attığımda 1 eksi 12 bölü 20'den 8 bölü 20 mi yapıyor? 8'i böldüm 4'e 2, bunu böldüm 4'e 5. 2 ile de 12 sadeleşti 6 mı? X buradan ne yapıyor? 30 yapıyor. Yani arkadaşlar demir bu işi tek başına 30 günde bitirmiş. Bu yöntemi bilmek önemli. Yani şuradan geliyor. Bir işçi bir duvarı 5 günde boyuyorsa, aynı miktarda iş yaparak her gün. 3 günde duvarın ne kadarını boyar? 3 bölü 5'ini boyar. Buradan geliyor. Evet, bir başka soru. Ebru bir işi tek başına 2 günde, Funda 4 günde bitiriyor. Ebru'nun bitirme süresi x gün, tek başına bitirme süresi. Funda'nın tek başına bitirme süresi 4 gün. İkisi birlikte bu işi 2x bölü 5 günde mi bitiriyormuş? E bu 2x bölü 5 gün Emel'in, 2x bölü 5 gün Funda'nın çalışması mı demek? X kaçtır? Emel tamamını x günde bitiriyorsa 2x bölü 5 gün çalıştığında işin 2x bölü 5 bölü x'lik kısmını mı halleder? Funda 4 günde bitiriyorsa işi 2x bölü 5 gün çalıştığında işin 2x bölü 5 bölü 4'lük kısmını mı halleder? Ve işin tamamı biter. Değil mi arkadaşlar? Burada 1 var altında, burada 1 var altında. O zaman ne oluyor arkadaşlar burada? X'ler gidiyor zaten. 2 bölü 5 artı 2x bölü 20, değil mi? Ters çevirip çarptığımda. Eşittir 1 mi oluyor? Bu x bölü 10 mu yani? O zaman arkadaşlar buradan x bölü 10 eşit 1 eksi 2 bölü 5'ten 3 bölü 5 midir? 10 ile 5 sadeleşti 2, x eşittir buradan 6'dır arkadaşlar. Yani doğru cevabım Adana seçeneği olacaktır. Bakın bu mantığı kullanmasaydınız, formülle yapsaydınız şöyle yapacaktınız. 1 bölü x artı 1 bölü 4 eşit 1 bölü 2x bölü 5 diyecektiniz. Böyle de çözebilirdiniz soruyu. Olay şu arkadaşlar. Deminkiyle aynı mantık aslında bu soru. Emel x günde, Funda 4 günde mi bitiriyor işi? İkisi birlikte 2x bölü 5 gün çalıştığında işin tamamı mı bitiyor? İşin tamamı 1'dir arkadaşlar. Şimdi Emel işi x günde bitiriyorsa 2x bölü 5 günde işin ne kadarını bitirir? 2x bölü 5 bölü x'ini bitirir. Doğru mu? Funda 4 günde tamamını bitirebiliyorsa tek başına 2x bölü 5 gün çalıştığında 2x bölü 5 bölü 4'ünü mü bitirir? Ve işi bitirebiliyorlarmış. İşin tamamı biter. Buradan x değerim ne geldi? 6 geldi. Bu mantığı bilmeniz pek çok soruda size fayda sağlar arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuzla devam edelim o zaman. Evet işte başka bir soru. Kazım ile Leyla bir işi birlikte 8 saatte bitiriyorlarmış. İkisi birlikte 2 saat çalıştıktan sonra Leyla işten ayrılırsa Kazım tek başına bu işi 9 saatte bitiriyormuş. Kazım işin tamamını kaç saatte bitirir diyor. Arkadaşlar bakın yine aynı mantıkla gidelim. Kazım'ın işi bitirme süresine K, Leyla'nın işi bitirme süresine L dersen. İkisi birlikte 8 saat çalıştığında iş bitiyor mu? O zaman bu 8 saat Kazım'ın 8 saatte Leyla'nın çalışması demek. Doğru mu? Kazım işin tamamını K saatte bitiriyorsa 8 saatte işin 8 bölü K'sını bitirir. Artı. Leyla işi L saatte bitiriyorsa 8 saatte işin 8 bölü L'sini mi bitirir? Ve işin tamamı biter. Bu elimde bir dursun bir denklem mi? Sonra şunu diyor. İkisi birlikte 2 saat çalıştıktan sonra. Yani bu ne demek? 2 saat Kazım, 2 saat Leyla çalıştıktan sonra demek. Kazım 2 saatte işin 2 bölü K'sını, Leyla 2 saatte işin 2 bölü L'sini mi bitirir? Artı sonra Leyla işten ayrılıyormuş ve Kazım tek başına 9 saat daha mı çalışıyormuş? 9 bölü K'sını mı bitiriyormuş? Ve iş biter. Bakın buradan da bir denklem geldi. 11 bölü Kazım artı 2 bölü Leyla eşittir 1 mi oldu? Elimde 2 bilinmeyen ve 2 denklem mi var? Bana Kazım'ı mı soruyor? Kazım'ı soruyorsa Leyla'ları yok etmem lazım. Eksi 4 ile çarpıyorum burayı. Bunlar gitti mi? Eksi 44 bölü Kazım artı 8 bölü Kazım ne yapar arkadaşlar? Eksi 36 bölü Kazım yapar. Eşit
Eksi 4 artı 1'den eksi 3 mü? Bunlar artı olur. Bunlar sadeleşir. Burada 12 mi kaldı? Kazım tek başına işi 12 saatte bitiriyormuş. Yani doğru cevabım Denizli seçeneğidir. Bakın dikkat ettiyseniz yine aynı mantığı kullandım. İki bilinmeyenli denklemler elde ettim burada. Peki, devam ediyoruz. Arkadaşlar bence bilinmesi gereken bir soru tipi. ÖSYM'de bir yıl böyle buna benzer bir soru sormuştu bize. Üç işçi bir işi sırasıyla ABC günde bitirmekte ve ABC arasında A küçük, B küçük, C bağımsız bulunmaktadır. Üçü birlikte aynı işi 5 günde bitirdiğine göre C hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar bakın, burada problemlerle ilgili size şunu söyleyeyim. Bu şekilde eşitsizlikler varsa her zaman bunları ilk önce eşitmiş gibi kabul edip sonra o eşitsizlik üzerinden yorum yapacaksınız. Birinci işçi işi A günde mi bitiriyor? O zaman 5 gün çalıştığında işin ne kadarını bitirir? 5 bölü A'sını. Artı. İkinci işçi işin tamamını B günde mi bitiriyor? 5 gün çalıştığında işin 5 bölü B'sini mi bitirir? Artı. Üçüncü işçi C günde mi bitiriyor? 5 gün çalıştığında işin 5 bölü C'sini bitirir ve işin tamamı biter. Ne dedik demin? Hepsini eşit mi kabul edeceğiz? Hepsini C gibi kabul edeyim. Çünkü C'ye yorum yapmamı istiyor. Hepsine C dersem 15 bölü C eşittir 1 mi oluyor? C buradan 15 mi geliyor? Bakın hepsi birbirine eşitken bile C 15 geliyorsa C hepsinden büyükken C o zaman 15'ten ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. 15'ten büyük olan sadece burada 16 vardır. Bakın tekrar ediyorum. Hepsi birbirine eşitken bile C 15 çıkıyorsa C hepsinden büyük olduğuna göre 15'ten muhakkak büyük olmak zorunda mı? O zaman C büyüktür 15 ise burada C ne olabilir? 16 olabilir. Bu da bilinmesi gereken bir mantık bence. Aynı mantık gerek yok çözmeye. Evet bunu çözelim arkadaşlar şimdi. Bir musluk normal akış hızını 2 kat artırdığında boş bir havuzu 4 saatte dolduruyor. Musluk akış hızını yarıya düşürseydi aynı boş havuzu kaç saatte doldururdu? Arkadaşlar, şimdi bakın. Musluğun akış hızına ne diyeyim ben? V diyeyim mi? Arkadaşlar, akış hızıyla veya işi yapma hızıyla işi bitirme süresi ters orantılıdır, doğru mu? Evet. Şimdi musluk akış hızını 2 kat arttırdığında V'yi 2 kat arttırmak demek ne demektir? 3V yapmak demektir, doğru mu? Bakın dikkat edin. Bir şeyi 2 kat arttırmak farklıdır. 2 katına çıkartmak farklıdır. 2 kat arttırmak demek 2 katını üzerine eklemek demektir. Ama 2 katına çıkartmak demek 2 ile çarpmak demektir. 3V hızla 4 saatte mi dolduruyormuş bu havuzu? 4 saatte doldurursa normal akış hızını yarıya düşürseydi yani V bölü 2'ye düşürseydi kaç saatte doldurur diyeceğiz. Arkadaşlar hız azaldığında süre artacaktır. O zaman ters orantımı karşılıklı çarpımlar eşit olacaktır. Yani Vx bölü 2 12V olacaktır. V'ler gitti. X buradan 24 olarak bulunur. Yani doğru cevap Denizli seçeneğidir. Anladık mı arkadaşlar? Yani burada 2 katına çıkarmak gibi algılayıp 2V derseniz soruyu yanlış çözmüş olursunuz. Edelim tekrar. Burada akış hızına V dedim musluğun. Musluğun akış hızı V ise hızını 2 kat arttırdığınızda akış hızı 2V kadar artar. Doğru mu? Çünkü 2 katı 2V'dir. Yani 3V mi olur? 3V hızla bu havuzu 4 saatte dolduruyormuş musluğun. Akış hızını yarıya düşürseydi diyor. Yani V'den V bölü 2'ye düşürseydi kaç saate doldururdu? E şimdi hız azaldığında süre artacağından ters orantı. Karşılıklı çarpımlar mı eşittir? X burada 24 olacaktır. Peki. Orada o kavramlara dikkat etmek lazım. 2 kat arttırmakla 2 katına çıkartmak farklı şeylerdir. İşte bu sorunun çok benzeri de 2009 KPSS'de karşımıza çıkmıştı. Şekildeki boş havuzu A musluğu tek başına 6 saatte, B musluğu tek başına 12 saatte doldurmak. Bu muslukların üçü aynı anda açıldığında havuz 6 saatte dolduğuna göre C musluğu havuzun
Yarısını kaç saatte boşaltmak? Soruyu iki aşamalı düşüneceğiz. Önce alt kısım. Alt kısma kadar C musluğu devrede değil, doğru mu? Yarıya kadar. Önce alt kısım kaç saatte dolar onu bulacağım. A musluğu burayı 3 saatte mi doldurur? 1 bölü 3. Formülle yapalım. B musluğu burayı 6 saatte mi doldurur? 1 bölü 6. Eşittir 1 bölü T mi? Alt kısmın dolma süresini buluyorum bakın. 3 bölü 6 eşit 1 bölü T ise T buradan 2 saat mi? Yani burası 2 saatte mi doldu? O zaman tamamı 6 saatte dolduysa buranın 4 saatte mi dolması lazım? C musluğunun doldurma süresi de C olsun. Yine formülden yazalım. A burayı da mı 3 saatte dolduruyor bu yarısını? 1 bölü 3. B burayı da mı 6 saatte dolduruyor? 1 bölü 6. Eksi, çünkü boşaltan musluk çıkartılır. 1 bölü C eşittir. 1 bölü 4 diyeceğiz, değil mi? 3 ile 2 ile 4 ile. 4, 2 daha 6. Ne yapıyor? 6 bölü 12 mi yapıyor orası? Değil mi? Eksi 1 bölü C eşit 3 bölü 12 mi? Bunu buraya, bunu buraya attığınızda 1 bölü C ne yapıyor arkadaşlar? 3 bölü 12, yani 1 bölü 4 mü yapıyor? C musluğu o kısmı tek başına 4 saatte boşaltıyormuş. Yani doğru cevap Bursa seçeneği oluyor. Bu tip soruları iki aşamalı düşüneceğiz. Çünkü buraya kadar ortadaki musluk devrede değil. Ortadaki musluk buradan sonrasındaki kısımda devrededir. Ve fıskiye sorusu. Bu da yine klasik soru tiplerinden bir tanesidir. Ve çok zor görünmesine rağmen en kolay soru tiplerinden de biridir aslında. Şekildeki bir numaralı havuz fıskiyeden akan suyla, yani bu, diğerleri ise üstündeki havuzlardan taşan suyla dolmaktadır. Ve hacimlerini vermiş bunların 2V, 4V, 10V miymiş? Bir numaralı havuz 3 saatte dolduğuna göre fıskiyeden 12 saat su aktığında 3 numaralı havuzun kaçta kaçı dolar diyor. Arkadaşlar bir numaralı havuz 3 saatte mi doluyor? Burası 3 saatte doluyor. Yani bakın 2V'lik hacim 3 saatte mi doluyor? O zaman alttaki havuzun hacmi bunun 2 katıysa altındaki 2 numaralı musluk 6 saatte mi dolar? Bakın 10V de, yani en alttaki de bu 2V'nin 5 katıysa buranın tamamı da normalde 15 saatte mi dolar? Şimdi arkadaşlar fıskiyeyi açtık. 3 saat boyunca aktı, birinci havuz mu doldu? Sonra bu dolduktan sonra taşmaya başladı. 6 saat daha geçti. İkinci musluk mu doldu? İkinci havuz mu doldu? 9 saat mi geçti aradan? Geriye 3 saat daha akacak. Buradan buraya 3 saat boyunca mı su aktı? Burası 15 saatte doluyordu. O zaman 3 saatte buranın 3 bölü 15'i. Yani arkadaşlar 1 bölü 5'i dolar. Cevap Bursa seçeneği olacaktır. Bakın ne kadar gıcık görünen bir soru aslında ne kadar basit çözüme ulaşabiliyor. Evet arkadaşlar geldim hareket problemleriyle ilgili sorularımıza. Bir araç iki kent arasındaki yolu 40 ile gidip, saatte 40 ile gidip, saatte 90 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüşü 13 saat sürdüğüne göre iki kent arası kaç kilometredir diyor. Arkadaşlar ben iki kent arasına x kilometredir diyeceğim. Araç buradan kaçla gidecek? 40'la mı gidiyor? 40 kilometre bölü saat hızla mı? Dönerken bu araç 90 kilometre bölü saat hızla mı geri dönüyor? Ve yolculuğu 13 saat mi sürüyor? Gidiş süresine T dersem dönüş süresi 13 eksi T mi olacaktır? O zaman arkadaşlar x eşittir 40 çarpı T midir? Gidişe göre yazdım. Dönüşe göre x eşittir 90 çarpı 13 eksi t midir? Bunların ikisi de x'e eşitse bunlar birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar, doğru mu? O zaman 40 çarpı t eşittir 90 çarpı 13 eksi t'dir. Sıfırlar gitti. 4t eşit 9 çarpı 13, yani 117 eksi 9 t midir? 13t eşittir 117 ise t buradan 9 mudur arkadaşlar? Ama bana neyi soruyor? X'i soruyor. Yazdım mıydı burada yerine? Yolum benim 360 kilometreymiş. Yani doğru cevabım Bursa seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki.
Gayet iyiyiz o zaman. Devam ediyoruz. Bir başka soru bağıl hızla alakalı. Karşılıklı geliş veya zıt yönlü gidişlerde hızlar ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Şekildeki A ile B noktalar arası 24 kilometredir. A'dan hızı 8, B'den 40 olan motosikletli birbirine doğru harekete başlıyor. Yaya kaç kilometre yol yürüdüğünde motosikletli ile karşılaşır? Şimdi kaç kilometre yol yürüdüğünde karşılaştığını bulmam için önce bunların kaç saat sonra karşılaştığını bulmam lazım benim. Doğru mu arkadaşlar? Aralarındaki mesafe 24 kilometre. Eşittir 40 artı 8 zıt yönlü gidiş olduğu için çarpı T midir? T 24 bölü 48 yani 1 bölü 2 saat mi yapar? Bunlar 1 bölü 2 saat sonra karşılaşacaklar. Ama bana bunu sormuyor. Bunlar karşılaştığında yaya kaç kilometre yol mu yürür diyor. Yayanın hızı 8 kilometre bölü saatte. O zaman x dersem yürüdüğü yola 8 çarpı 1 bölü 2'den yaya 4 kilometre yol yürür. Yani doğru cevap Denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Peki. Gayet güzel. Yani yorumları iyi yapabilmek lazım. Bir araç belli bir yolu 36 kilometre bölü saat hızla gidip V kilometre bölü saat hızla geri dönüyor. Ortalama hızı 40 kilometre olduğuna göre V kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar ortalama hız normalde toplam yol bölü toplam zamandır. Ancak bunun belli bir durum için özel bir formülü var. Eğer sizin aynı hızlarla, daha doğrusu farklı hızlarla gittiğiniz yollar aynıysa, ki bakın V1 ile gidip V2 ile dönüyorsanız X'i mesela, gidilen ve gelinen yollar eşit mi oluyor? İşte bu durumda ortalama hız için şöyle bir özel formülünüz var. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2'dir. Şimdi 36 ile gidip V ile geri mi dönüyor? O zaman ortalama hız eşittir 2 çarpı 36 çarpı V bölü 36 artı V'dir. Ve bu kaça eşitmiş? 40'a eşitmiş. Sadeleştirelim. 4'e böldüm 10. 4'e böldüm 9. Başka? Böldüm 2 ile sadeleştirdim 5. 9 tane V eşit. 5 çarpı 36 180 artı 5V midir? Buradan 4V 180 ise V eşittir 45 kilometre bölü saat. Ama burada ne olması lazım arkadaşlar? Gidilen yolların farklı hızlarla birbirine eşit olması lazım. Yoksa mecburen toplam yol bölü toplam zamanı kullanacağız. Evet, devam edebiliriz. İşte mesela bunda mecburen toplam yol bölü toplam zaman kullanacağız. Bir araç gideceği yolun dörtte birini atmış, geri kalanını ise 90 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Aracın yol boyunca ortalaması. Arkadaşlar dörtte biri dediği için yolu ikiye bölüyorum. X'e 3x olacak şekilde. Burayı yani x'lik kısmı 60'la diğer kısmı 90'la mı gidiyor? Bir kere toplam yol belli. Toplam yol 4x mi? Toplam zamanı o zaman benim x cinsinden mi bulmam lazım arkadaşlar? Dolayısıyla şimdi arkadaşlar burada. X eşittir. Birinci bölmeyi geçiş süresine T1 diyeyim. 60 çarpı T1 midir? En nihayetinde burada T1 eşittir. X bölü 60 mıdır arkadaşlar? Burayı geçiş süresine ise T2 diyeyim. 3X eşittir. 90 çarpı T2 midir? O zaman buradan T2 3X bölü 90 yani X bölü 30 mudur? Ortalamamız toplam yol bölü toplam zamandı. O zaman word eşittir. 4x bölü x bölü 60 artı x bölü 30. 2 ile çarptığımda 4x bölü 3x bölü 60 mı oldu? X'ler gitti, bunlar sadeleşti. 20 çarpı 4'ten 80 kilometre bölü saat oldu aracın ortalaması. Evet, bunlar önemli arkadaşlar. Ortalaması her zaman önem verdiği bir kavramdır. ÖSYM'nin. Sabit hızla hareket eden bir tren 400 metre uzunluğunda bir tüneli 3 dakikada. 750 metre uzunluğunda bir tüneli 5 dakikada geçiyor. Trenin uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar trenin uzunluğuna x metre diyelim. Yol olarak geçtiği tünelin uzunluğuyla toplamını mı alırız? Yani x artı 400 alırız. Eşittir v çarpı 3 diyorum. 3 dakikada geçtiği için 400 metrelik.
750 metre uzunluğundaki tüneli x artı 750 diyorum. Yine hızı aynı ve 5 dakikada mı geçiyor? Trenin uzunluğunu bulmak için bunları birbirine oranlarım. V'ler gitti mi? 5x artı 2000 eşittir 3x artı 2250 midir? Burada 2x eşittir 250 ise x eşittir 125 metredir. Yani doğru cevabım Adana seçeneğidir. Neydi kural? Trenin boyu x olsun, tünelin boyu y olsun. Ben formülü şöyle oluşturuyordum. Yol olarak trenin boyuyla tünelin boyunun toplamını alıyordum. V çarpı T diyordum. Peki. Evet arkadaşlar geldik yüzde problemlerine. Yüzde kar zarar önemlidir. En azından yüzde hesaplamayı iyi bir şekilde bilmek lazım. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %12,5 arttırılır. Uzun kenarı %36 azaltılıyor. Dikdörtgenin alanı yüzde kaç azalır? Arkadaşlar bakın böyle sorularda şunu yapacaksınız. Dikdörtgenin kenar uzunluklarına 100 x'e 100 y. En kolay yüzdesini hesaplayacağınız değer 100'dür çünkü. Alanı 10 bin x y mi yaptı? Şimdi kısa kenarı arttırdınız %12,5. Ne yapmış oldunuz? 112,5 x mi yapmış oldunuz? Uzun kenarı %36 azaltınca burayı 64 y mi yapmış oldunuz? Bakın tık tık hesaplayabiliyorsunuz değil mi? Neden? %36 azaltıyorsak 100y'yi 36y'ye azaltıyoruz. 64y mi oldu? Yeni alan 112,5. Yani bu 225 bölü 2 yapar. X çarpı 64y midir? X'i diyeyim şöyle. Bunlar sadeleşti 32 mi oldu? 225 çarpı 32xy oldu yeni alan. Hesaplayalım. 15, 7, 6. Topladığımda arkadaşlar ne yaptı? 7200xy yaptı. Doğru mu? Bakın arkadaşlar 2800 mi azaldı? Hocam 112,5 225 bölü 2 ya. Oradan yazdım. Direkt rasyonel yazdım ya. Ya 1125 bölü 10 da diyebilirdiniz. Haliyle 10.000'den 7200'e mi düştü? Yani 10.000'de 2800 mü azaldı? Arkadaşlar 10.000'de 2800 azalırsa yüzde kaç azalır? Tabii burada değerler biraz küsürlü olduğu için canınızı sıkmış olabilir. 2 sıfır attığımda yüzdesini buluyorum zaten. %28 azalır. Ya ÖSYM tabii daha net değerlerle sorabilir diye düşünüyorum bu soruyu. Evet. Bir başka soru. Güzel de bir soru. Karşınıza gelebilecek tipte bir soru. Bir ürünün alış fiyatının 9 bölü 4 katı. Satış fiyatının 3 bölü 2 katına eşittir. Ürün yüzde kaç kârla satılmaktadır diyor. Arkadaşlar alış fiyatına x derim. Alış fiyatı maliyetidir aynı zamanda. Satış fiyatıysa y olsun. Satış fiyatı da üzerine kâr koyulup üreticiye satış, tüketiciye satılan fiyattır. Alış fiyatının 9 bölü 4 katı x çarpı 9 bölü 4 müdür? Satış fiyatının yani y'nin 3 bölü 2 katına mı eşitmiş? Şunlar sadeleşti 2. Buradan 9x eşittir 6y mi yaptı? Hatta 3x eşittir 3'e bölünce 2y mi yaptı? Yani x 2k iken y 3k mı? Yani benim ürünüm 2k liraya alınıyormuş, 3k liraya satılıyormuş. Elde edilen kar k lira mıymış? Arkadaşlar unutmayın ki kar her zaman maliyetten yazılır. 2k liraya mal edilen bir üründen k lira kar edilirse yüzde kaç kar edilir? O zaman k'ları yok sayın zaten. 50 katı 50 katı değil mi arkadaşlar? Ne oluyor? 50 oluyor. Evet. Alış fiyatı üzerinden %25 karla 75 TL'ye satılan bir ürün alış fiyatı üzerinden %25 zararla kaç liraya satılır? Arkadaşlar bir ince nokta da şudur. Eğer siz ürünün maliyetini yani alış fiyatını bilmiyorsanız buna 100x diyebilirsiniz. 100x liraya mal edilen bir ürün %25 karla kaça satılır? 125x'e mi? 125x 75 TL'ye eşitmiş. %25 zararla 75x'e mi satılır? 125x 75 liraysa 75x kaç liradır derim.
çözebilirim bu soruyu çok pratik. O zaman soru işareti eşittir 75x çarpı 75 bölü 125x'tir. X'ler gider. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 5. 5 ile sadeleştirdim 15. 15 çarpı 3'ten 45 liraya satılmış. Ya da burada 125x'i 75'e eşitleyip x'i bulurdunuz. Sonra 75x'te x'i yerine yazıp yine sonuca gidebilirsiniz. Tabii böyle daha pratik. Evet, bir başka soru. %40'ı kız öğrenci olan bir sınıfa 8 kız öğrenci daha katıldığında kız öğrenci oranı %50 oluyor. Sınıfta kaç erkek öğrenci var? Arkadaşlar, sınıfın %40'ı kız mı? O zaman kalan %60'ı da erkek midir? 4x'e 6x diyebilirim. Hatta 2x'e 3x de diyebilirim. Sınıfa 8 kız öğrenci daha geldiğinde kız sayısı 4x artı 8. Erkek sayısı 6x mi oldu? E bu durumda kız öğrenci sayısı sınıfın %50'si olduysa bunlar birbirine ne oldu? Eşit oldu değil mi? %50'si kızsa %50'si de ne olacaktır? Erkek olacaktır. O zaman buradan 2 tane x 8 ise 1 tane x 4'tür. Bana sınıfta kaç erkek var diye soruyor. 6 çarpı 4'ten sınıfta 24 tane erkek öğrenci vardır. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Güzel. Yüzde kâr zarar çok önemli. Bu tablo yorumlamalarda, grafik problemlerinde hepsinde çok işinize yarıyor arkadaşlar. Bir satıcı elindeki ürünün önce %10'unu, sonra kalan ürünün %20'sini satmıştır. Son durumda kalan ürün başlangıçtaki ürünün yüzde kaçıdır diyor. Başlangıçta elindeki ürün miktarına 100x derim. %10'unu sattığında 90x mi kalır? Bakın 100'ün %10'u 10x'tir çünkü. Sonra kalan ürünün yani 90x'in %20'sini mi satıyor? Arkadaşlar, bir ürünün %20'si demek 5'te 1'i mi demektir? Çünkü 20 100'ün 5'te 1'idir. 90x'in 5'te 1'ini yani 18x daha mı satıyor? Ne yapıyor arkadaşlar bu? 72x mi yapıyor? O zaman başlangıçtaki ürünün %72'sidir kalan ürün. 100x vardı, 72x kaldı. 72x 100x'in %72'sidir. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Peki, gayet iyiyiz o zaman. Devam ediyoruz. Alış fiyatı üzerinden %40 karla satılan bir ürünün satış fiyatına 120 TL'ye indirim yapıldığında kâr oranı %10 oluyor. Bakın hala kâr ediliyor. Ürünün indirimden önceki satış fiyatı. Yine maliyeti bilmiyorum ben burada, doğru mu? Yine bu ürünün maliyetine ne diyeceğim? 100x mi diyeceğim? Ürün %40 kârla satılıyorsa 140x liraya mı satılıyor? 120 lira indirim yaptığınızda fiyatı 120 indirdiniz. Eksi 120 mi oldu? Ve hala %10 kâr ediliyor. Yani bu eşittir 110x midir? O zaman işlemi yaptığımda 30x eşittir 120, x eşittir 4 mi yapıyor? Ürünün indirimden önceki satış fiyatını yani 140x'i mi soruyor bize? Nedir arkadaşlar? 140 çarpı 4'ten 560 TL'dir. Yani doğru cevabım Adana seçeneği olacaktı burada. Yine bilmemiz gereken bir soru kalıbı. Ve faiz arkadaşlar. Faiz normalde ÖSYM'ye hiç sormadı KPSS'de ama ve nadir tercih ettiği bir şey ama bu yıl ALES sınavında karşımıza ne geldi arkadaşlar? Faiz problemi geldi. Hani bu belki KPSS'de de sorabilirler mi ki diye bir şüphe uyandırdı. Ondan buraya faiz problemi aldık. Yıllık %40 basit faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para kaç yıl sonra kendisinin iki katı kadar faiz getirir? F eşittir. ANT bölü 100'dü benim yıllık faiz için. Daha doğrusu T'yi yıl cinsinden yazdığımda faiz formülü. F burada faiz miktarı. A ana para, N faiz oranı, T zamanı. E kendinin iki katı kadar faiz getirmesini istiyorsa F'in 2A'ya mı eşit olmasını istiyor? O zaman 2A eşittir. A çarpı faiz oranı %40. Tek hemen söyleriz hocam. Çarpı süre aradığım şey
bölü 100. A'lar gitti mi? Sıfırlar gitti mi? Burada 4T eşittir 20 ise T eşittir 5'tir. Yani 5 yıl sonra para kendisinin 2 katı kadar faiz getiriyor. Arkadaşlar burayı yıl yazdığınızda 600 oluyor. Ay yazdığınızda arkadaşlar 6 1200 oluyor. Ay iken burası. Ve gün yazdığınızda burası ANT bölü 36.000 oluyor. Yani bir direkt formül arkadaşlar. Yani formül bileceksiniz ve çözüm yapacaksınız. Rica ederim. Evet, bileşik faiz sorusu da koymuşuz buraya ama soracaklarını zannetmiyorum ama yine biraz bahsedelim. Hani ÖSYM'nin yaptığı hiçbir sınavda, tabii uzman hani bu iktisat işletme sınavlarını demiyorum alan sınavlarını. Ama standart sınavların hiçbirinde bileşik faiz sorulmadı ama biz bahsedelim hemen hızlıca. 20 bin lira parası bulunan bir yatırımcı bu parayı yıllık %25 faiz oranı üzerinden 2 yıllığına bileşik faize yatırıyor. 2 yılın sonunda yatırımcının parası kaç lira olur? Bileşik faiz, faizin faizi demektir. Yıllık bileşik faiz olduğu için her yıl faiz eklenmiş paranın üzerine faiz eklenecek. 20 bin lira para bir yıl sonunda %25 faiz oranıyla ne kadar faiz gelir getirir? 200 çarpı 25 yani 5.000 TL mi? Bakın birinci yılın sonunda benim 20 bin liram 25 bin liram oldu. İşte bileşik faizde ikinci yıl %25'i bunun üzerine ekliyor. Yani 25 bin artı 25 bin çarpı 25 bölü 100. Dolayısıyla şu sıfırlar sadeleşti. 250 çarpı 25. 25 çarpı 25 625'ti. 6.250 lira daha ekleyeceksiniz bunun üstüne. 25.000 artı 6.250'den sonuç 31.250 TL yapacak. Yani doğru cevap Denizli olacak. Ama ben yine de bileşik faiz geleceği ihtimalini çok düşünmüyorum arkadaşlar. Peki. Geldik şimdi karışım problemleriyle ilgili sorularımıza. Bunlar da yine önemli tabii ki arkadaşlar. %40'ı şeker olan 90 kilogram şekerli suya 30 kilogram şeker, 30 kilogram su ekleniyor. Elde edilen karışımın yüzde kaçı şeker olur? Arkadaşlar karışım problemleriyle ilgili benim formülüm neydi? İstenen madde miktarı bölü tüm karışım miktarı eşittir x bölü 100. Şimdi şeker sorulduğu için şeker oranıyla başlıyorum. 90 çarpı 40 bölü 100 şeker var mıydı? İstenen maddeyi yazıyorum önce. Artı 30 kilogram daha saf şeker mi elde edildi? Bölü tüm karışım. Bakın şimdi 90'dı. 30 şeker eklendi 120 oldu. 30 da su eklendi. 150 mi oldu? Eşittir diyorum. X bölü. Haliyle şunlar sadeleşti. 36, 30 daha. Ne yaptı? 66 mı yaptı? 66 bölü 150 eşittir x bölü 100'dür. Sıfırların birer tanesi gitti. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. 3 ile 66 sadeleşti. 22, x buradan 44 bulmuş. Yani doğru cevabım Denizli seçeneği olacaktır. Peki. İstenen madde miktarı bölü tüm karışım miktarı eşittir. X bölü 100'dür. Devam ediyoruz sorularımıza. %30'u tuz olan 200 gramlık tuzlu suyun tuz oranını %50'ye yükseltmek için karışımdan kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Ben diyorum ki karışımdan X gram su buharlaştırılsın. Bakın tuzlu su karışımından su buharlaştırdığınızda eksilen sadece su olacaktır. Tuz aynı kalır. Şimdi 200 gram %30'luk tuzlu suda 200 çarpı 30 bölü 100 kadar mı tuz var? Bölü. Şimdi tüm karışım miktarı 200'dü. Ama ben x gram su buharlaştırınca tüm karışımdan eksildi. 200 eksi x gram mı oldu? Ve yeni oranın ne olmasını istiyor? %50 olmasını mı istiyor? Eşittir. 50 bölü 100'dür. Yani 1 bölü 2'dir. Sadeleştirmeleri yaptığımda 60 çarpı 2 eşit 200 eksi x'dir. X buradan ne yapar? 200 eksi 120'den 80 gram yapar.
Yani arkadaşlar 80 gram su buharlaştırırsam tuz oranını %50'ye çıkartmış olurum. Zaten iki yolu vardır tuz oranını arttırmanın. Ya karışıma tuz ekleyeceksiniz ya da karışımdan su eksilteceksiniz. Peki. Devam ediyorum. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. 16 gram 15 ayar altın karışımı. Ayarını 20'ye yükseltmek için karışıma kaç gram saf altın eklenmelidir? Arkadaşlar altın saf olduğunda 24 ayar oluyorsa bu şu anlama gelir. Ben artık yüzde olarak aldığım şeyleri 24'te olarak alacağım. 16 gram 15 ayar altında ne kadar altın var? 16 çarpı 15 bölü 24 mü? Ve bunun üzerine x gramda ne ekliyorum? Saf altın mı ekliyorum? Diyorum ki x gram saf altın eklersem olsun. Bölü tüm karışım miktarı 16 vardı artı x mi eklendi? Ayarını 20'ye çıkartmak istiyorsam 20 bölü 24 diyeceğim. Haliyle işlem gerisi arkadaşlar. 8'e böldüm 2, 8'e böldüm 3. 3 ile 15, 5, 10 artı x. Bölü 16 artı x. Şunlar da 4 ile sadeleşir. 5 bölü 6 mıdır? Şimdi 60 artı 6x 80 artı 5x'e mi eşittir? Buradan x eşittir nedir? 20'dir. Yani doğru cevabım Denizli seçeneği. Burada 24 ayar altın saf altın olduğu için her şeyi 100'e göre değil de 24'e göre yapıyoruz. 16 gram 15 ayar altın demek. 24'ünde 15 altın varsa 16'sında kaç altın vardır diye de bulunabilir arkadaşlar. Ama ben bununla uğraşmak yerine diyorum ki 16 gramlık 15 ayar altının 16 çarpı 15 bölü 24'ü nedir? Altındır. E buna bir de x gram saf altın ekledim. Artık altın miktarı üstteki miktar mı oldu? E saf altın ekleyince onu 16 gramlık karışımın üzerine de ekledim. Tüm karışım 16 artı x mi oldu? E 20 ayar olmasını istiyor. Yani 24'te 20'sinin altın olmasını istiyor. Eşittir 20 bölü 24 diyorsunuz. Buradan x değerim ne olarak bulunuyor işte? 20 olarak bulunuyor. Yani 100 olarak düşündüğünüz her şey bu sorularda 24 olarak düşüneceksiniz. Peki devam ediyoruz. Bir başka soru. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Yine ÖSYM soru formatına çok ama çok uygun bir soru. %25'i tuz olan A litre tuzlu su ile %55'i tuz olan B litre tuzlu su karıştırılıyor. A ile B arasında A büyük B bağıntısı olduğuna göre yeni karışımın tuz yüzdesi hangisi olabilir diye soruyor. Bakın arkadaşlar, şimdi burada bilmeniz gereken ayrıntı şu. Önce ben şöyle bir şey söyleyeyim. %20'lik ve %30'luk bir karışımı aynı miktarlarda karıştırırsanız siz, oluşan karışımın yüzdesi bunların aritmetik ortalaması olur. Yani 20 artı 30 bölü 2'den 25 olur. Yani iki karışımı aynı miktarda karıştırdığınızda yüzdeleri aritmetik ortalamalar olacaktır. E şimdi burada A büyük B demiş. Ben ne demiştim demin? Yani ilk dersimizde. Biri birinden büyük falan gibi bir şey verdiyse bunları eşit kabul ederim demiştim. Eşit kabul etseydim aynı miktarda karıştırılsalardı yeni oran 25 ile 55'in toplamının yarısı mı olacaktı? Yani 80 bölü 2'den %40 mı olacaktı? Ama A B'den büyük olduğuna göre %25'lik karışımdan daha fazla geliyor. Yani o zaman karışım %25'e mi daha yakın olmalı 40'tan? O zaman karışımın oranı 40'tan, x dersem karışımın oranına küçük olmalı. Yani %36 olur. Bakın tekrar ediyorum. Bunlar eşit miktarda karıştırıldığında oran %40 mı oluyor? Ama A'dan daha fazla alındığı için %25'e mi daha yakın olacak küçük olan tarafa? Yani 40'tan küçük olacaktır oran. %36 olabilir. 37 olabilir. 39 olabilir. Ama 40 olmaz. Veya üstü olmaz. Eğer B büyük A deseydi bu sefer de 40'tan büyük alacaktık arkadaşlar. Peki. Evet arkadaşlar.
Bunlar artık ben çok sorulacağını zannetmediğim sorular, tekli grafik soruları. Biz üçlü grafik sorularıyla devam edelim. İşte ekranda bir soru, grafik problemleri. Aslında bunları geçen hafta biraz tablo yorumlama soruları şeklinde bakmıştık ama bunları da bir bakalım yine. Aşağıdaki grafik. Bir iş yerinde 2006-2010 yıllarında staja gelen kız ve erkek stajyerlerin sayılarını göstermektedir. Ve açıklama yapmış arkadaşlar. Staj süresi bir yıl olup iş yerine staj için her yıl farklı stajyerler alınmıştır. Dolayısıyla grafikte farklı yıllarda gösterilen stajyerler aynı kişiler değildir. Şimdi arkadaşlar bakın grafik şunu diyor. Şu koyu renkler erkek, açık renkler kızmış. Şimdi bakın ne var burada? 40 tane erkek staj yapmış 2006'da, 20 tane kız staj yapmış. Bunları gösteriyor. Biz buna sütun grafiği diyoruz zaten, değil mi? Okuyalım soruları şimdi. 2009 yılındaki kız stajyerlerin sayısı. 2009 yılında kız stajyerlerin sayısı burası 120 kişi mi? 2008 yılındakine göre, yani 80 kişiye göre yüzde kaç artmıştır diyor. 80 kişiye göre. 80 kişide 40 kişi mi artmış? 120'ye çıktıysa yüzde kaç artmıştır diyeceğiz. 80, 40, 150. Yani arkadaşlar %50 artmıştır. Bir başka soru aynı öncülde. Bu 5 yıl içinde staja gelen ortalama erkek stajyer sayısı, ortalama kız stajyer sayısından kaç fazladır? Ortalamasını nasıl buluyorum? Toplamlarını yıl sayısına bölerek. Şimdi arkadaşlar, bakın erkeklerle başlayalım. 40 burada var, 60 burada var, 100. 120 burada var, 120 de burada var. 240 oradan geldi, 340 mu oldu? 340, 140 daha, 480 tane erkek varmış. O zaman ortalamaları 480 bölü 5 midir? Kaç yapıyor arkadaşlar 480'i 5'e böldüğümüzde? 45, 3, 30, 96 mı yapıyor erkeklerin ortalaması? Kızlara bakalım. 20, 40 daha 60. 80 daha 140. 120 daha 260. 100 daha 360 mı? 360 bölü 5'ten onların ortalaması da 72 mi? Erkek ortalaması 96, kız ortalaması 72 ise farkları 24 olacaktır. Ve bununla ilgili bir soru daha. Daire grafiği bağlantısını istiyor. Diyor ki 5 yıl boyunca staja gelen erkek stajyerlerin yıllara göre dağılımı bir daire grafiğinde gösterildiğinde 2010 yılına ait daire diliminin merkez açısı. Arkadaşlar bakın daire grafiği olduğunda söz konusu olan ne olacaktır? Açı 360 derece olduğu için yüzde olan her şey 360'da olacaktır. 2010 yılında erkek stajyerler kaç kişi arkadaşlar? 140 kişi mi? 140 kişi. Tüm erkek sayısının demin 480 olduğunu mu bulmuştum? 480 de 140'a tekabül ediyorsa 360 da kaça tekabül eder diyeceğiz. Yani 360 çarpı 140 bölü 480 olacak. Sıfırlar gitsin. 12'ye böldüm 4, 12'ye böldüm 3. 140 ile de 4 sadeleşiyor. 35 mi kalıyor? O zaman 35 çarpı 3 olacaktır sonuç. 35 çarpı 3, 105'tir. Grafik problemlerini zaten yorumlamanız lazım biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir başka soru. Geçelim arkadaşlar. Çok gerekli değil. Tablo yorumlama yaptık zaten bir sürü geçen hafta. Evet, buna bakalım arkadaşlar. Bir daire grafiği görelim. Geçen hafta tablo grafiği çözdüğümüz için geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki dairesel grafikte bir ilçenin nüfusunun A, B, C, D, E mahallelerine göre dağılımı gösterilmiştir. A mahallesinden 900 kişi C mahallesine taşındığında, bakın dikkat, A'dan 900 kişi C'ye taşındığında iki mahallenin nüfusu eşit olduğuna göre E mahallesinin nüfusu kaçtır diye soruyor. Çok güzel soru bakın arkadaşlar. A mahallesinden 900 kişi taşındığında A mahallesinde kalan kişi sayısı A eksi 900 mü olacaktır? Bunlar C mahallesine taşındığında oradaki insan sayısı C artı 900 mü olacaktır? Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman A eksi C neymiş arkadaşlar? 1800 mü? Bakın sayıyla derece arasındaki bağlantı önemli.
A burada 150 dereceye, C 30 dereceye. Aralarındaki fark 120 dereceye mi tekabül ediyor? 120 derecelik açı 1800 kişiye tekabül ediyormuş. O zaman E mahallesinin nüfusunu bulmak için 120 derecelik açının ne olduğunu bulmam lazım zaten. Cevap direkt 1800. Hiç gerek bile kalmadı. Cuk oturdu. Evet yine tablo yorumlama bunları geçeceğim arkadaşlar. Evet kümelere geldik. Kümelerle ilgili arkadaşlar bize ekranda gördüğünüz gibi taralı bölge soruları ne yapabilirler? Sorabilirler. Şemadaki taralı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım yorumlamaya çalışalım. B kesişim C demiş A şıkkı değil. B kesişim C olması için buranın da alınması gerekirdi. Şöyle olmalıydı, doğru mu? O yüzden B kesişim C değildir bu ifade. Devam edelim B şıkkına bakalım. A'nın B kesişim C'den farkıdır diyor. Hiç olmaz. A'nın B kesişim C'den farkı neresi oluyor arkadaşlar? B kesişim C buralar oluyor. A'nın bundan farkı şu gösterdiğim kısım oluyor arkadaşlar. B kesişim C'ye dahil olmayan kısmı oluyor A'nın. Değil. B kesişim C'nin A'dan farkı. Evet B kesişim C tamamı demiştim, göstermiştim. Bunun A'da olmayan kısımları aynen burasıdır. Cevap Ceyhan olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. A ve B kümeleri için. Evet böyle sorular da çıkabiliyor. SA artı SB toplamı kaçtır diye sor. Arkadaşlar bu tip soruları genelde çizerek görmek çok ama çok sağlıklı olacaktır, güzel olacaktır. A ve B kümeleri var. İki tane A fark B 24'e eşitse bir tane A fark B 12 mi? A fark B burasıdır. A'da olup B'de olmayan elemanların kümesidir. 3 tane B fark A 24 ise B fark A 8 midir? Arkadaşlar bunların birleşimleri 30 ise o zaman burada 20 vardı. Kesişimleri de 10 mu yapacaktır? Bakın bana dikkat edin ama neyi soruyor? SA artı SB. A'nın eleman sayısı 12 10 daha 22 mi? Artı B'nin eleman sayısı 10 8 daha 18 mi? Toplam 40'tır arkadaşlar. Yani doğru cevabım Ceyhan seçeneği olacaktır. Devam arkadaşlar. Yine önemli bir soru kalıbı arkadaşlar. Problemlerle ilgili, küme problemleriyle ilgili. Fransızca veya İngilizce kursuna giden öğrencilerin bulunduğu bir sınıfın %40'ı Fransızca, %75'i İngilizce kursuna gidiyor. Yalnız Fransızca kursuna giden öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır? Bakın, bana soru kökünde ne diyor? Fransızca veya İngilizce kursuna giden öğrencilerin bulunduğu bir toplulukta. Yani iki kursa da gitmeyen kimse yokmuş arkadaşlar, doğru mu? Herkes ya İngilizce kursuna ya da Fransızca kursuna gidiyormuş, doğru mu? Şimdi bakın, 40 ile 75'in toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 40 ile 75'in toplamı 115 mi yapıyor? 115 yapıyor. %115 diye bir şey olmaz ki. İşte o 15 fazlalık her zaman ne olacaktır? Kesişim olacaktır arkadaşlar. Çok ama çok önemlidir bu. O aradaki 15'lik fark burada kesişimdir. Şimdi sınıfın %40'ı Fransızca biliyorsa, 15'i de buradaysa burası sınıfın %25'i yapar. Zaten bana bunu soruyor. Bazen de şöyle sorular bunları. Yalnız Fransızca bilen şu kadar kişi varsa mevcut kaç kişidir? O zaman da derdiniz ki %25'i 10 kişi ise atıyorum %100'ü kaç kişidir? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başka problem sorusu. Küme problemleri zaman zaman ÖSYM bize sorabiliyor arkadaşlar. Bir sınıfın, bir sınıfta hem futbol hem basketbol oynayan 4 öğrenci. Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayan 20 öğrenci vardır. Futbol oynayan öğrenci sayısı basketbol oynayanın iki katı olduğuna göre basketbol oynayan kaç öğrenci vardır? Bakalım arkadaşlar. Burada futbol, basketbol. Evrensel küme de çizebilir ama gerek yok çünkü en az birini oynayanların sayısını 20 vermiş. Hem futbol hem basketbol oynayanlar kesişimdir. 4 kişi miymiş arkadaşlar burası? Şimdi burada
Ne demiş bana? Sınıfta futbol oynayan öğrenci sayısı basketbol oynayan öğrenci sayısının 2 katıdır. Yani ben buraya x dersen basketbol oynayanların sayısına x artı 4 mü demiş olurum? E futbol oynayanlar bunun 2 katıysa 2x artı 8 mi olacak? E 4'ü buradaysa buraya ne kalacak? 2x artı 4 mü kalacaktır? Tamamının 2x artı 8 olması için arkadaşlar. E bunların hepsinin toplamı nedir arkadaşlar? Bunların hepsinin toplamı 20'dir. Farklı da yapabilirdiniz. 2x artı 4 artı 4 artı x eşittir 20'dir. Burada 3x eşittir 20 eksi 8'den 12 ise x 4'tür. Sadece basketbol oynayan 4 öğrenci var ama bana sadece dememiş basketbol oynayan demiş 8 öğrenci vardır. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Peki. Kümelerde böyle. Evet, üçlü bir soru bu sefer. Futbol, basketbol ve voleybol oynayanlardan oluşan bir sporcu kafilesinde. Yapalım hemen tablomuzu. Sonra yerleştirerek gideceğiz arkadaşlar. Üçlü bir durum söz konusu. Futbol, basketbol ve voleybol oynayanlar. Üç oyunu da oynayan 4 kişi varmış. Burası mıdır arkadaşlar üç oyunu da oynayan? Futbol ve basketbol oynayan 9'sa buraya 5 mi kalıyor? Bakın futbol ve basketbol oynayan tamamıyla o 4 ile birlikte olan kısım. Futbol ve basketbol oynayan 9 kişi yazdık. Basketbol ve voleybol oynayan 5 kişi. O zaman buraya 1 mi kaldı? Çünkü buranın tamamı değil mi bu da arkadaşlar? Voleybol ve futbol oynayan 6 sporcu varmış. O zaman buraya da 2 mi kaldı? Bakın bunların toplamını bir bulalım. 5, 4 daha 9, 2 daha 11, 1 daha 12 mi? Şimdi futbol oynamayan 15 kişi. Arkadaşlar şunlara da A, B, C diyeyim ben. Bilmiyorum ya. Futbol oynamayanlar B artı C artı 1 mi? Yani B artı C o zaman 14 kişi mi futbol oynamayan 15 kişi ise? Basketbol oynamayanlar A artı C artı 2 mi? O zaman A artı C kaç kişi? 18 kişi midir? Ve voleybol oynamayan 25 kişi. Voleybol oynamayanlar A, B ve 5 mi? O zaman A artı 5, şey A artı B neye eşit oluyor? 25'ten 5 çıkarın 20'ye eşit oluyor. Hepsini topladığımda 2 tane A artı B artı C mi geliyor? Ve bu neye eşit oluyor? 34, 18 daha 52'ye mi eşit oluyor? O zaman A artı B artı C 26. E şimdi bana toplam kaç kişi var diyordu? 12 kişi vardı benim bildiğim yerlerde. ABC'de 26 mı? O zaman toplamları 38 kişi yapıyor arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Biraz daha zahmetli ama aslında çok zor olmayan bir soruydu. Evet, bir de böyle gözlüklü gözlüksüz kız erkek tarzında sorular da gelebiliyor. 28 kişilik bir sınıfta erkeklerin yarısı kızların üçte biri gözlüklüdür. Gözlüklü öğrenci sayısı 12 olduğuna göre gözlüksüz kız öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar dörtlü tablo yapacağız burada. Neden? Çünkü herkesin iki özelliği var. Bir, kız, erkek. Ve iki, gözlüklü ve gözlüksüz. Şimdi arkadaşlar, bakalım bildiğim şeyleri yerleştirelim. Erkeklerin yarısı mı gözlüklü? O zaman x tanesi gözlüklü, x tanesi gözlüksüz olsun. E kızların üçte biri mi gözlüklü? O zaman gözlüklü kız sayısına y dersem gözlüksüz kız sayısı 2y mi? Bakın bunların hepsinin toplamı 28. Yani 2x artı 3y 28 midir? E gözlüklü öğrenci sayısı da 12'ymiş. E, x artı y mi o da? Arkadaşlar x artı y de 12 mi? Bana gözlüksüz kız öğrenci yani 2y'yi mi soruyor? X'lerden kurtulayım burada. Eksi 2 ile çarptığımda onlar gitti. 3y'den 2y çıktı y. 28'den 24 çıktı. 4 mü kaldı? O zaman bana 2y sorulduğuna göre 8 olacaktır. Yani denklemler oluşturuyorsunuz ve işi bitiriyorsunuz arkadaşlar bu sorularda. Evet. Serkan kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde S bulunurken N bulunmaz diyor.
Kümesinin alt kümelerinin kaçında S bulunur, N bulunmaz? Arkadaşlar pratik bir yol vereyim. Bulunur desin, bulunmaz desin, ne derse desin. Cevap ne olacak? 2 üzeri 4'ten 16 olacak. O söylediği ifadeleri atıyorsunuz. Kalanları 2 üzeri kalanlar şeklinde yapıyorsunuz. Bu bir pratik yol. Ama ve lakin tabii bunun mantığını da anlatalım biz. Arkadaşlar, S bulunur, N bulunmaz ne demek? Önce S bulunanları bulalım. Bakın. Arkadaşlar, 6 elemanlı mı? 2 üzeri 6'dan 64'tür. Alt küme sayısı. S'nin bulunmadıkları derse, S'nin bulunmadıkları için S'yi atarım. 2 üzeri 5'ten 32 mi oluyor? 32'sinde S bulunmadığı için kalan 32'sinde S bulunuyor mu? 32 S'nin bulundukları. Arkadaşlar işte S'nin bulunduklarından yanında N'nin de bulunduklarını, yani S ve N'nin bulunduklarını çıkartırsam S'nin bulunup N'nin bulunmadıklarını bulurum. S ve N'nin bulundukları için bunu bir elemanmış gibi kabul ediyorum. Küme 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı mı oldu? 2 üzeri 5'ten 32. Eksi S ve N'nin bulunmadıklarını çıkartırsam, yani 2 üzeri 4'ü çıkartırsam S'nin ve N'nin bulunduklarını bulurum. O zaman 16 tanesinde S ve N mi bulunuyor? 32 taneden S ve N'nin birlikte bulundukları 16 taneyi çıkartırsam cevap yine 16 olur. Ama bakın bunu mantığını kavramanız bir hayli zor. Bence direkt bu ilk anlattığım şeyi dikkate alın. Kaç tanesinde S bulunur, N bulunmaz mı dedi? Atın 2 tanesini. 4 mü kaldı? 2 üzeri 4'ten 16. Kaç tanesinde S ve N bulunur mu dedi? Atın 2 tanesini. 16 diyeyim. Kaçında S, N bulunur, E bulunmaz mı dedi? Atın 3'ünü. 2 üzeri 3'ten 8 kalır. Bence pratiğini bilmek çok daha iyi olur. Çünkü bunun mantığını kavramanız, sınav anında uygulamanız bir hayli stresli olacaktır. Evet, bu da 3 elemanlı alt kümeye birazcık aslında kombinasyon sorusu. İstanbul kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde T bulunurken İ ve U bulunmaz diyor. Şimdi arkadaşlar 3 elemanlı alt kümelerine bakacağız bunu. Şimdi neyin bulunmasını istiyor? T'nin. T'yi buraya mecburen koyacağım. O zaman buradan attım. E buraya 2 eleman daha seçmem lazım. T'yi o yüzden attım zaten seçemediğim için. E İ ve U bulunmaz diyorsa İ'yi ve U'yu da mı attım burada? Ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 harf mi kaldı? Yani burada kalan 2 elemanı yukarıdaki 5 elemandan mı seçeceğim? 5'in ikili kombinasyonu değişik biçimde seçerim. Çünkü seçim sorularında biz kombinasyon kullanırız. Nedir bu da? 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Yani 5 çarpı 4 bölü 2'den 10'dur arkadaşlar. Cevap Adana olacak. Yani bir küme sorusu ama daha çok bir kombinasyon sorusu. Evet, işleme geçmeyelim arkadaşlar. Bir ara verelim, bir yemek arası verelim arkadaşlar. Ne zamana kadar? 12:50'ye kadar iyi midir? Aradan sonra arkadaşlar kalan konuları bitireceğim. Üzerine sözel mantık çözeceğim. Bir aksilik olmazsa noktayı koyacağım. Hocam gönderin eğer bakma şansımız olursa bakalım. Yani çünkü burada öğrenci soru soru gidersek bu işi bitiremeyiz. O yüzden söylüyorum. Gönderin bakalım abi. Tamam. Evet merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dersimize. Geldik. Şimdi arkadaşlar işlem sorularıyla devam edelim. İşlemden genelde standart sorular soruluyor arkadaşlar. Öyle çok zor sorular karşımıza çıkmıyor. İşte görüyorsunuz bunlardan biri. 3 işlem x eksi 8 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Hoş bulduk hocam eyvallah. Bu ne demek? A gördüğünüz yere 3, B gördüğünüz yere x yazın demek. O zaman 3 işlem x eşittir. 3'ün karesi artı 3x eksi 2 eşittir eksi 8 mi demek? Yani burada 9 eksi 2 7. 3x artı 7 eşittir eksi 8 demek. 3x eşittir eksi 15 ise x buradan ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Yani doğru cevap Edirne seçeneği olacaktır arkadaşlar. Standart işlem soruları bunlar. Bakın arkadaşlar yine
Farklı bir soru ama aslında hiçbir zorluğu yok. Bu sefer A işlem B tanımlamamış da 1 bölü A işlem B bölü 2 tanımlayıp 3 işlem eksi 3 nedir diye sormuş. Bu sefer ne yapacağım ben? 1 bölü A'yı 3 yapacak değeri mi bulmalıyım? Yani 1 bölü A'yı 3'e eşitlerim. Burada 3A 1 ise A ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3 mü olur? Yani A gördüğüm yere 1 bölü 3 yazacağım. B bölü 2'nin de ne olması lazım arkadaşlar? Eksi 3 mü olması lazım? O zaman B de buradan eksi 6 mı olacaktır? İşte bunları yerine yazdığımda istenen 3 işlem, eksi 3 ifadesinin eşitini bulacağız. 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 3 çarpı eksi 6 eksi 6 bölü eksi 6. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 9. Şimdi eksi 6 ile 3 sadeleşti. Eksi 2 mi kaldı? Ve eksi ile eksinin çarpımı artı artı 1 mi kaldı? 1 bölü 9 eksi 1'dir. Yani eksi 8 bölü 9 yapar. Yani cevap Adana olacaktır. Bu durumda istediği ifadeyi elde etmem gerekiyor. Birinciyi birinciye, ikinciyi ikinciye eşitleyerek. Evet, bunlar da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bu tarzda sorularla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi tabloda bu işi nasıl yapıyoruz? A kareyi nasıl buluyoruz mesela? A kare A işlem A demektir. A işlem A burada B miymiş? B küp demek, çünkü bakın burada böyle tanımlamış. B küp demek B işlem B işlem B demektir. Önce B işlem B'yi buluyorum. D mi? Burası D. Sonra D işlem B'yi bulacağım. D işlem B'ni arkadaşlar bakın. A doğru mu? O zaman bana D işlem A mı soruluyor? D işlem A burada gördüğünüz gibi E'dir. O zaman arkadaşlar ne oldu? B işlem B işlem B de E'ye eşit oldu. Değil mi? Şimdi geldim D üzeri 4'e bakalım. O da D işlem D işlem D işlem D midir? D işlem D neye eşit? C'ye. Burası da C'ye. C işlem C nedir? C işlem C de A'dır. Burası da A oldu, doğru mu? Ne oldu arkadaşlar benim sorum? B işlem E. İşlem A mı oldu? O zaman B işlem E'yi bulalım önce. B işlem E neye eşit? B'ye mi eşit? O zaman B işlem A neye eşit? C'ye eşit. Yani doğru cevap Ceyhan seçeneği oldu. İşlemleri bu şekilde buluyoruz. Peki mesela benim burada bu işlemin birim elemanını belirlemem gerekseydi onu nasıl belirleyecektik arkadaşlar? Birim eleman ana metni yakaladığınız satır veya sütundur. Ana metin burada A, B, C, D, E mi? O zaman A, B, C, D, E'yi hangi satır ve sütunda yakalıyorsak birim eleman odur. Bakın burada A, B, C, D, E'yi nerede yakalıyoruz biz? E'de mi yakalıyoruz? O zaman benim birim elemanım E'dir. İşte burada da zaten neyi soruyor bana? Birim eleman aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. İşte A, B, C, D, E, A, B, C, D, E'de yakalandığı için cevap E'dir. Eksi birli olunca derken hocam? O işlemin tersi demek. Şimdi zaten gelecek soruda da onu bulacağız bakın. A'nın eksi birinci kuvveti mi diyor. Şimdi bak birim elemanım benim burada ne arkadaşlar? Birim elemanı kullanmam gerekiyor yine. Benim işlemimin birim elemanı E mi burada? A'nın tersine nasıl bakıyorum? Bakın A'yı aldım. Aşağı doğru inerek birim elemanı arıyorum. Benim birim elemanım E miydi? Buldum mu E'yi? Nerede buldum? D'de mi? O zaman A'nın tersi D oluyor arkadaşlar. Şimdi C'nin tersini bulalım. C'nin tersini ararken yine E'yi mi arıyorum? Eyvallah. İşte E'yi nerede yakaladım arkadaşlar? B'de mi? O zaman burada B'dir. D işlem B. İşlem B işlem D'nin tersini mi soruyor bize? D işlem B ne burada? A'dır. B işlem D de A'dır. A işlem A B'dir. Bana B'nin tersi nedir diye soruyor. B'den indim aşağı. E'yi buldum C'de. C'dir. Cevap Ceyhan seçeneği. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? İşte işlemle ilgili de bunları bilseniz yeter. Evet arkadaşlar, şimdi geldik modüler aritmetikle alakalı sorularımıza.
47 üzeri 47 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Arkadaşlar şunu unutmayın ki her sayının birler basamağındaki rakam o sayının 10'la bölümünden kalandır. Mesela 237'yi düşünün. Birler basamağındaki rakam 7 mi? 10'la bölümünden kalan da 7'dir. O zaman bana birler basamağındaki rakamı soruyorsa 47 üzeri 47 sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Benim 47'ye bakmama gerek yok. 47'nin 10'la bölümünden kalan 7 mi? 7'nin kuvvetlerine bakarak gideceğim. 7 üzeri 1 ile başlıyorum. Nedir? 7'dir. Neye göre? Mod 10'a göre, doğru mu? 7'nin karesine bakıyorum. 49. 9 mudur mod 10'a göre? Bakın ben burada ya 1'i ya da tekrarı arıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın neye bakacağım? 7'nin küpüne, ama 7'nin küpünü hesaplamayın. Bakın 7'nin karesiyle 7'nin birinci kuvvetini çarpınca 7'nin küpü mü geliyor? O zaman sonuncuyla birinciyi çarparak gideceğiz hep. 9 kere 7 63. 3 mod 10 mudur? 7'nin dördüncü kuvvetine bakarken küpüyle birinci kuvvetinin çarpımı mıdır? Yani 3 ile 7'yi çarpacağım. 21 mi yaptı? O da 1 midir mod 10'a göre? Bakın 1'i yakaladım. Amacım ya 1'i ya tekrarı yakalamaktı. 1'i dördüncü kuvvette mi yakaladım? O zaman bunun üstü de 47 mi? 47'nin 4 ile bölümünden kalana bakıyorum. 11 kere 4, 44. Kalan 3 mü? 7 üzeri 3 neye eşit? 3'e mi? O zaman cevap. Anladık mı arkadaşlar? Yani biri yakaladığım ifadenin üstüne bölüyorum. Verilen ifadenin üstünü. Kalan 3 mü çıktı? O zaman cevap 7 üzeri 3'e. Yani 3'e eşittir diyorum. Mesela yine benzer mantıkta bir soru. 3 üzeri 100 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen kuvvetlerine bakmaya başlayacağım. Doğru mu? 3'ün birinci kuvveti denktir 3 mod 5'e göre. 3'ün karesi denktir 9 yapıyor. 4 mod 5'e göre. 3'ün küpü denktir 4 kere 3 12. 2 mod 5'e. 3'ün dördüncü kuvveti 2 kere 3. Bak hep sonuncuyla birinciyi çarpıyorum. 6. 1 midir mod 5'e göre? 4'te mi yakaladık? E bakın 104'e tam mı bölünüyor? 104'e tam bölünüyor. Burada bunu görün diye yazdık bunu. Kalan 0 mı oluyor? O zaman cevap 3'ün sıfırıncı kuvvetidir. Yani 1'dir. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bu 3 üzeri 4'te 1 geldiyse üssü 4'ün katları olan bütün değerler için hep 1 mi gelecektir? E %4'ün katı olduğuna göre 3 üzeri 100 de yine 1 olacaktır. Evet. Ve bir de böyle soru tipleri var modüler aritmetikte. Problem tarzı. Pazar günü birinci gün alındığında 250. gün hangisi olur? Arkadaşlar bazen böyle soruyor. Bazen de bugün günlerden pazarsa 250 gün sonra hangi gündür diye soruyor. İkisi farklı sorular. Şimdi birinci gün pazarsa 250. gün hangi gün diyorsa bana 249 gün sonra hangi gündür diye soruyor. E şimdi bir hafta 7 gün mü? Her 7 günde bir aynı gündür yine. O zaman 249'u ne yapacağım? 7'ye böleceğim. 3 kere 7 21 3. 39 da 7 5 kere 35. Kalan 4 mü oldu arkadaşlar? Pazardan 4 gün sonrası. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembedir. Yani doğru cevabım Denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir şey? Doğru cevabım Denizli seçeneğidir. Eğer ama 250 gün sonra hangi gündür deseydi 250'yi 7'ye bölecektim. 5 kalacaktı, 5 gün sonraya gidecekti. Bunlar ince ayrıntılar. E bunu tabii probleme dönüştürebiliyor böyle. 4 günde bir nöbete kalan polis ilk nöbetine cuma günü kaldıysa 16. nöbetine hangi gün kalır? Arkadaşlar ilk nöbetine, yani birinci nöbetine hangi gün kalmış? Cuma günü mü kalmış? E bana kaçıncı nöbeti soruyor? 16. nöbet hangi gündür diye mi soruyor? 1 ile 16. nöbet arasında 15 nöbet aralığı mı var? E her biri 4 gün mü? 15 çarpı 4'ten 60 gün mü yapar? Yani bana diyor ki bugün cumaysa, yani bugün cumaysa 60 gün sonra hangi gündür?
60'ı 7'ye bölerim. 8 kere 7 56. Çünkü bir hafta 7 gün. Kalan 4 mü? Cuma'dan 4 gün sonra olacak. Yani cumartesi, pazar, pazartesi, salı olacaktır. Doğru cevap Denizli seçeneği olacaktır. Bunlar karşımıza çıkabilecek güzel sorulardır. Aynı iş yerinde çalışan Ayşe 4 günde bir, Betül 6 günde bir mesaiye kalacaktır. Bakın burada da modüler aritmetiği ekokla birleştiriyor. İkisi birlikte dediği için. Cumartesi günü ilk mesailerine kalmışsa 6. mesailerine hangi gün kalırlar? Arkadaşlar bunlar bir kere birlikte 4 ile 6'nın ekoku kadar günde bir nöbet tutuyorlar. 4 ile 6'nın ekoku nedir? 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1, 12 midir? Bunlar her 12 günde bir birlikte mesaiye kalıyorlar. E şimdi birinci mesailerine hangi gün kalmışlar arkadaşlar bunlar? Cumartesi günü mü kalmışlar? Bana 6. mesailerine hangi gün kalırlar diye mi soruyor? Arada 5 mesai aralığı mı var? Ve her aralık 12 gün mü? E 5 çarpı 12'den 60 gün sonra yapar arkadaşlar. Yani bana aslında burada 60 gün sonra hangi gündür diye soruyor. Ne yapacağım 60'ı 7'ye böleceğim. 8 kere 7 56 kalan 4 mü? Yine cumartesiden 4 gün sonradır ki pazar, pazartesi, salı, çarşamba yapar arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacaktır. Evet, şimdi geldik. Genelde pek de sevmediğiniz bir kısmı arkadaşlar. Permütasyon, kombinasyon, olasılık kısmına. Buradan da sorular geliyor arkadaşlar. Yani bu permütasyon, kombinasyon, olasılık üçlüsünden bir tane soru bize soruyorlar. Şunu bilin ki sıralama sorularında permütasyon, seçim sorularında kombinasyon kullanıyoruz. Bakalım ne demiş bak. 3 pantolonu, 5 gömleği, 8 kravatı, İki ayakkabısı bulunan bir kişi kaç değişik biçimde giyinebilir diyor. Arkadaşlar burada seçim mi yapacağız? 3 pantolondan birini seçecek. V çarpı V olduğu için. 5 gömlekten birini seçecek. V. 8 kravattan birini seçecek. V. İki ayakkabıdan da birini mi seçecek? İkinin birlisi. E haliyle 3 çarpı 5 çarpı 8 çarpı 2 midir? Çünkü bütün sayıların birli kombinasyonu kendisine eşittir. 15 çarpı 8, 120 çarpı 2, 240 olacaktır. Yani doğru cevap Denizli seçeneği olacaktır. 12 erkek ve 8 kız öğrenciden oluşan bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilecektir. Sınıf başkanının erkek olması istendiğine göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Arkadaşlar sınıf başkanı erkek olacaksa 12 erkekten bir tanesini mi seçeceğiz? 12'nin birlisi. Çarpı başkan yardımcısı için bir şart var mı? 11 artı 8'den 19 kişi kaldı. 19 kişiden de bir tane başkan yardımcısı seçeceğiz. E dolayısıyla sonuç 12 çarpı 19'a eşit olacaktır. Ne yapıyor 12 çarpı 19? 18, 9, 10. 2, 1. Topladığımızda 228 değişik şekilde yapabiliriz bunu. Var mı problem arkadaşlar? Gayet iyiyiz o zaman arkadaşlar. Süper. Devam ediyoruz. Bir çember üzerinde 9 farklı nokta vardır. Bu noktalardan 3'ünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilir diyor. Arkadaşlar, bir daire üzerinde 9 nokta mı varmış? Bunlardan 3'ünü köşe kabul eden üçgen mi çizeceğiz? O zaman arkadaşlar üçgenin 3 köşesi vardır. Üçgenin köşelerini mi seçmek durumundayım ben burada? O zaman 9 noktadan 3'ünü seçmeliyim. 9 noktadan 3'ünü 9'un üçlü kombinasyonu değişik biçimde mi seçerim? Yani 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacaktır. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3 ile 9 sadeleşti 3 kaldı. 2 ile 8 sadeleşti 4 kaldı. 12 çarpı 7'den 84'tür sonuç. N'in R'li kombinasyonunun formülü buydu çünkü.
Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamaklı kaç tane tek sayı yazılabilir diyor. Bakın arkadaşlar, bu saymanın temel prensibi ile alakalı. Sayının tek olması için birler basamağının mı tek olması lazım? Yani buraya yerleştireceğim sayılar 1, 3 ve 5'ten biri olacak. 3 alternatif mi var? Rakamları farklı demiş mi? Demiş. Buraya bunlardan bir tanesini kullanınca başa gelemiyor artık. 5 tane buraya mı kalıyor? Bir tanesini de buraya kullandığım için buraya da 4 tane mi kalıyor? O zaman 20 çarpı 3'ten 60 değişik tek sayı yazabiliriz buraya. Devam ediyorum arkadaşlar. Sıfır girince iş biraz daha karışıyor. Kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı sayıların kaç tanesi 5 ile tam bölünür diyor bakın. 5 ile bölünebilmesi için sonunda ya 0 ya 5 mi olacak? Ama bakın, ben 0 ile 5'i ayrı ayrı incelemek zorundayım. Çünkü sona 0 koyduğumda başa koyacağım durum sayısıyla sona 5 koyduğumda başa koyacağım durum sayısı değişken olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar, önce sona 5 koyduğum bir durumu kabul edeyim. 5'i başa koyamıyorum. Sıfırı da yazamıyorum. Başa kaç durum geliyor? 4 durum mu geliyor? Çarpı. Ama buraya 0 yazabildiğim için 4 durumda buraya, 3 durumda buraya mı geliyor? Yani burada 48 değişik durum mu elde ediyorum ben? Şimdi bir de sonda 0 olan durumları mı inceleyeceğiz? Bir durum mu? 0 zaten başa gelemiyor. Buraya yazacağım 5, buraya yazacağım 4, buraya yazacağım 3 durum var. 60 tane sayıda böyle mi yazabiliyorum? O zaman yazabileceğim tüm sayılar kaç tane oluyor? 108 tane oluyor. Yani doğru cevabım arkadaşlar Denizli seçeneği olacaktır. Pekala. Devam ediyoruz. Yine bir kombinasyon sorusu. 6 kişilik bir arkadaş grubundan 2 kişi tavla, 4 kişi okey oynayacakmış. İki grup kaç değişik biçimde oluşturulabilir? Önce 6 kişiden tavla oynayacak 2 kişiyi mi seçeriz? Altının ikilisi. Çarpı kalan 4 kişiden 4'ü de mecburen okey oynayacaktır. Altının ikili kombinasyonu 15, 4'ün dörtlüsü, bütün sayıların kendilisi 1'e eşittir. O zaman 15 değişik biçimde oluşturulabilir bu gruplar. Evet. Yukarıdaki şekilde kaç tane paralel kenar vardır? Arkadaşlar bakın. Birbirine paralel 4 tane yatay doğruyla, birbirine paralel 5 tane düşey doğru mu var? Ve bakın, görüyorsunuz ki burada oluşan her paralel kenarın iki kenarı yataylardan, iki kenarı düşeylerden mi geliyor? O zaman bunları seçmem lazım. 5 tane düşey kenardan doğrudan iki kenar mı seçerim? 5'in ikili kombinasyonu. Çarpı 4 tane yataydan da 2 tane yatay mı seçerim? 4'ün ikilisidir. O zaman 10 çarpı 6'dan şekilde 60 tane ne vardır? Paralel kenar vardır arkadaşlar. Anladık mı? Yani burada 2 tane yatay kenarla, düşey kenarla 2 tane yatay kenarı seçmiş oluyorum. Üçgende 3 tane nokta seçiyorduk. Dörtgen oluştururken de ikişer ikişer kenarları seçiyoruz arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. 25 küçük kareden oluşan yukarıdaki şekilde her bir satır ve sütunda yalnızca bir kare karalanarak kaç farklı desen oluşturulabilir? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Her satır ve sütunda yalnız bir kare karalanacakmış. Şimdi birinci satırı kaç değişik biçimde karalayabilirim? 5 değişik biçimde mi? Diyelim ki burada bunu karaladım. Artık burada bunu karalayamayacağım. O zaman burada 4 değişik durum mu var? Burada 3 değişik, burada 2 değişik, burada 1 değişik. Yani 5 faktöriyel, 5, 4, 3, 2, 1'den. Yani 120 değişik desen oluşturabiliriz. Bunların hepsi ÖSYM'nin geçmiş yıllarda bize sorduğu farklı sınavlarda soru tipleridir arkadaşlar. Devam ediyoruz. 4 kız, 5 erkek öğrenciden oluşan bir gruptan 3 kişilik bir ekip oluşturulacak. Ekipte en çok bir erkeğin olması istendiğine göre ekip kaç şekilde oluşturulabilir? Bakın, en çok bir erkek ne demek?
Ya bir erkek bulunacak ya hiç erkek bulunmayacak demek. Önce bir erkek bulunacaksa 5 erkekten birini seçerim. O zaman 2 tane de kız mı bulunacak? Ekip 3 kişilik. 4'ün ikilisi mi? Artı en çok 2 erkek diyor. Hiç erkek de olmayabilir mi? O zaman 5 erkekten 0 hiç seçmiyorum. 4 kızdan 3'ünü mü seçerim? 5 çarpı 6 artı burada 5'in sıfırlısı 1 çarpı 4. 34 daha 34 değişik biçimde oluşturabiliriz bu ekibi arkadaşlar. Bakın bu tipte sorular karşınıza gelebilir. Şimdi geldiğim olasılıkla noktayı koyacağız. Sonra sözel mantığa geçeceğiz arkadaşlar. Bir kutuda ikisi altın, dördü gümüş olan altı eş yüzük vardır. Tabii ki hocam tekrarlayalım. Bir önceki soru. Şimdi bakın ne diyor burada bize? Dört kız ve beş erkekten oluşan bir grup var. Bu gruptan üç kişilik bir ekip mi oluşturacağız? Ekipte en çok bir erkeğin bulunma olasılığını soruyor. Bu ne demektir en çok bir erkek? Bir erkek bulunabilir, iki kız bulunabilir yanında. Ya da en çok bir erkek dediği için hiç erkek bulunmayabilir. Doğru mu hocam? Ben diyorum ki önce bir erkek bulunsun. O zaman 5'in birlisini mi seçeceğim? Çarpı, çünkü 2 tane de kız lazım ekibe o zaman. 4'ün ikilisi midir? Artı diyorum, hiç erkek seçmeyip 3'ünü de kızlardan da seçebilir miyim? 4'ün üçlüsü dedim. Hocam burası 5 çarpı 6, burası da 4 mü yapar? En nihayetinde sonuç 34 yapar. Yani cevap Adana'dır. Peki. Eyvallah hocam. Bir kutuda ikisi altın, dördü gümüş olan altı eş yüzük vardır. Çekilen yüzük geri kutuya bırakılmaksızın tek tek kutudan yüzük çekiliyor. İlk altın yüzüğün üçüncü çekilişte gelme olasılığı. Bakın dört tane gümüş var, iki tane altın var. İlk altın yüzük üçüncü çekişte mi gelsin diyor. O zaman ilk iki yüzüğün ne olması lazım arkadaşlar? Gümüş olması lazım. Birinci yüzüğün gümüş olma olasılığı 4 bölü 6 mı? Çarpı ikinci yüzüğün gümüş olma olasılığı 3 bölü 5 mi? Çünkü yüzüklerden biri gitti, 3 gümüş yüzük kaldı. Ve toplamda 5 yüzük mü kaldı? Çarpı üçüncü de altın yüzük çek diyor artık. İki tane altın var. Dört tane mi yüzük kaldı? Çarpı 2 bölü 4 olacaktır. Dörtler sadeleşti. Altılar sadeleşti. 1 bölü 5'miş bu durumun olma olasılığı. Değil mi arkadaşlar? Çünkü üçüncüde ilk defa altın yüzük çekmesi için ilk ikisinde çektiği yüzüklerin gümüş olma zorunluluğu vardır. Şimdi başka bir soru. Bir sınıfta 8 erkek ve 12 kız öğrenci vardır diyor. Kızların 4'ü, erkeklerin 5'i gözlüksüzdür. Kızların 4'ü gözlüklü, erkeklerin 5'i gözlüksüzdür. Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı kaçtır? Bence bunu en güzeli çizmektir arkadaşlar. Hemen oluşturalım bakalım olayı. Gözlüklü, gözlüksüz. Kız, erkek. Şimdi 4 tane gözlüklü kız varsa toplam 12 kız öğrenci var, 8 tane de gözlüksüz kız vardır. 5 tane gözlüklü erkek varsa 8 erkek var, 3 tane de gözlüksüz erkek mi var? Erkekler gözleri bozmuş yani. Şimdi rastgele seçilen öğrencinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı mı? Bu erkeklerin hepsi kabulüm demek. Erkeklerle birlikte gözlüklülerin hepsi de kabulüm demektir. Doğru mu? 9, 3 daha 12 mi yaptı? 12 bölü 20'dir olasılık değil mi arkadaşlar? 5'i gözlüksüzmüş. Ha pardon hocam evet doğru diyorsunuz. Bura 5, bura 3 o zaman. Evet yani sonucu değiştirmiyor ama olsun. Doğru söylüyorsunuz hocam. 5'e 3 mü? O zaman ne yaptı arkadaşlar? 12 bölü 20 yaptı. Yani sadeleştirdiğimde 4 ile 3 bölü 5 olacaktı sonuç. Yani Edirne seçeneği olacaktır. Bu soruları en güzel çizerek görürsünüz. Olasılık nedir arkadaşlar? İstenen durum sayısı bölü tüm durumların sayısıdır.
Bunu kullandığınızda büyük ölçüde soruları halledersiniz. Evet, top soruları da çok meşhurdur. A torbasında 2 mavi 3 beyaz. Yazalım. 2 tane mavi 3 tane beyaz topum varmış A torbasında. Ve B torbasında 4 mavi 2 beyaz top varmış. Burada da 4 mavi 2 beyaz top varmış. Bu iki torbadan aynı anda birer top alınıp A'dan alınan B'ye, B'den alınan A'ya atılıyor. İşlem sonunda ilk durumla aynı durumu elde etme olasılığımız nedir diyor. Yani burada gördüğünüz yazdığımız şablonu yine görme olasılığımız nedir diye soruyor. Arkadaşlar bunun yolu şudur. Birinci torbadan çektiğiniz topun rengiyle ikinci torbadan çektiğiniz topun rengi aynı olmalıdır, doğru mu? Yani birinci torbadan mavi çekiyorsak, birinci torbadan mavi çekme olasılığım 2 bölü 5 çarpı ikinci torbadan da mavi çekmeliyim 4 bölü 6 artı birinci torbadan beyaz çekiyorsam 3 bölü 5'tir bunun olma olasılığı çarpı ikinci torbadan da beyaz çekeceğim 2 bölü 6 mı? O zaman 8 bölü 30 artı 6 bölü 30'dan sonuç 14 bölü 30. Yani arkadaşlar 7 bölü 15 yapacaktır. Yani arkadaşlar ilk torbadan çektiğim topla ikinci torbadan çektiğim toplar birbirine bağımlıdır. Aynı durumun oluşması için buradan mavi çektiysem buradan da mavi çekmeliyim. İşte bu birinci durum. Veya o yüzden arası artı. Bundan beyaz çektiysem bundan da beyaz çekmeliyim. İşte o da ikinci durumdur. Zaten bunlarla ilgili size çok da uçuk kaçık sorular sormuyorlar arkadaşlar. Yoksa tabii bu konular bir hayli detaylı konular. 2 adet tavla zarının havaya atılması olayında zarların üst yüzlerine gelen sayıların toplamının 8'den küçük olma olasılığı kaçtır? Zahmetli bir soru. Arkadaşlar 2 zar atıldığında birinci zar için kaç durum var? 6 durumu var. Örnek uzayım 6 eleman. İkinci zar için yine 6 durumum mu var? O zaman tüm durumlarımın sayısı 6 çarpı 6'dan 36 mıdır? Yani şuradan geliyor. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 gelebilir. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 gelebilir. Tek tek saymak yerine 6 ile 6'yı çarparak tüm durumları buluyor. Toplamları 8 olacaksa ne olabilir? Önce 2 olabilir. Kümeyi oluşturmam lazım. 2 için 1, 1 mi var? Sonra 3 olabilir. Bunun için 1, 2, 2, 1 mi var? Sonra 4 olabilir. 3, 1, 1, 3 ve ne var arkadaşlar 4 için bir de? 2, 2 mi var? Değil mi? Bu durumları tek tek mecburen görmemiz, yazmamız lazım burada arkadaşlar. Şimdi toplamlarının 5 olması için 3, 2, 2, 3 olduğu gibi 4, 1 ve 1, 4 de var, doğru mu? Toplamlarının 6 olabilmesi için ne var arkadaşlar? Önce 5, 1, 1, 5 var. Sonra 4, 2, 2, 4 mü var? Başka ne var arkadaşlar? Bir de 3, 3 mü var? Burada da toplamları ne oluyor? 6 mı oluyor? Ve toplamları 7 olsun. Son durum bu. Son durum bu. Hocam sayısal mantıkla ilgili geçen hafta zaten problemler çözdük. Yani sayısal mantık, mantıksal akıl yürütme problemleri. O yüzden bugün ekstra bir şey yapmayacağım. Sözel mantık çözüp noktalayacağım hocam. Öyle düşünüyorum. Çünkü zaten öyle ALES'te gördüğünüz tarzda falan sayısal mantık soruları karşınıza gelmeyecek. Yani dolayısıyla nafile bir uğraş olur. O yüzden. 7 olması için de 4, 3, 3, 4, 5, 2 ve 2, 5 mi olabilir? Kaç durum oldu arkadaşlar bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 durum mu oldu? Unuttuğumuz bir durum var mı arkadaşlar? Kesinlikle hocam, ALES'le KPSS'yi sakın bir tutmayın. Sakın varıp da böyle zor ALES mantık sorularıyla falan uğraşıp da zaman harcamayın arkadaşlar. Sınav çok basit bir sınav olacak. Öyle zor bir sınav olmayacak yani. Aa bakamadım hocam unuttum ya arada da. Bakarız hocam dersin sonunda bakarız olmadı. Tamam mı? Hallederiz.
Ha bir de 6-1 var, doğru. 6-1 ve 1-6 var burada, değil mi? Sağ olun. Nazil ihtiyaç, eyvallah. Yani 21 durum mu yapıyor? 21 bölü 36'dır sonuç. Yani 7 bölü 12'dir. Denizli olacaktır. Eyvallah hocam. Devam. Ve bu da son örneğimiz. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın tek sayı veya asal sayı, paranın ise yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Zardaki sayıları bir yazalım. Şimdi tek sayı veya asal sayı dediği için 1'i alabilirim, 2 asal sayı olduğu için alabilirim. 3'ü alabilirim, 5'i alabilirim. Bunlar da çünkü hem tek sayı hem asal sayı. Bunların gelme olasılığı da 4 bölü 6 mı? 1 bölü 2'de paranın yazı gelme olasılığı ise 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3 olacaktır sonuç. Evet arkadaşlar, 5 dakikalık ara isteyeceğim slayt yüklemek için, sözel mantık slaytlarını yüklemek için. Ardından sözel mantıkla ilgili sorular çözüp ondan sonra noktayı koyacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Hemen slayt değişikliği için bir 5-6 dakikalık bir ara arkadaşlar. 5-6 dakika, 7 dakika. Evet, o zaman aranın ardından görüşürüz. Sözel mantıkla devam ediyoruz. Arkadaşlar aslına bakarsanız sözel mantık çıkar mı çıkmaz mı birazcık muallak. Hani sözel muhakeme içeren sorular dediler. Çıkarsa zaten Türkçe kitapçığında çıkacak sözel mantık soruları arkadaşlar. Ama ve lakin yapmakta fayda var. Çünkü ÖSYM yaptığı bazı sınavlarda sordu yine. Ya yani ALES'te, DGS'de hep soruyordu zaten sözel mantık ama Jandarma Subaylık sınavında da bu yıl ekstra olarak sözel mantık sordu. Dolayısıyla o yüzden ben sözel mantıkla ilgili de birazcık soru çözüp olayı noktalayacağım. Hocam sözel mantık çok bir zamanımız almaz ya. Burada birkaç soru çözeceğiz. O soruların çözüm algoritmasını görmenizi istiyorum aslında. Amacım o. Sonrasında bitireceğiz zaten. Yani çok uzun zamanımızı almayacak. Peki. Şimdi başlayalım o zaman arkadaşlar. Görelim. Bunu nasıl sorabilir bize? Ben şöyle tahmin ediyorum. Hani matematikte son 3 soru grafik problemi soruyorlar ya. Ya Türkçede de belki son 2 soru, son 3 soru sözel mantık sorusu şeklinde karşımıza belki gelebilir. O yüzden biz ne olur ne olmaz diyerekten yapalım yine. Şimdi arkadaşlar bunlar da temel mantık şu. Olaya soru soru bakmayacaksınız. ALES'e hazırlanan varsa aranızda arkadaşlar görmüşsünüzdür zaten orada böyle sorular soruluyor bize veya işte belki DGS'ye girmiş olanlar olabilir daha öncesinde içinizde. Oralarda soruluyor. Önce tabloyu hazırlayacaksınız. Tabloyu hazırladıktan sonra soruları direkt işaretleyeceksiniz zaten. Önce tabloyu hazırlayacaksınız. Bunlar üçlü veya dörtlü sorular şeklinde soruluyor bu sınavlarda. Tabloyu hazırlamak bir 2-3 dakikanızı alabilir ama ondan sonra 4 soru birden veya 3 soru birden çözmüş oluyorsunuz bunlarla ilgili. Dolayısıyla çok ciddi bir zaman kaybı yaşamamış oluyorsunuz. Hadi bakalım ilk sorumuza. Fazla söze gerek yok. Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre ve Fatoş. Bir matematik öğretmeninden haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadırlar. Bununla ilgili aşağıdakiler verilmiştir. Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır diyor. O zaman hemen tabloyu oluşturmaya başlıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi. Günler bunlar mı? Bunları bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Tablolamam lazım bunları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bilgileri kullandık. İlk bilgiyi kullandık mı böylece? Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır dedikten sonra Doruk Cuma günü ders almaktadır diyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Cuma gününe hemen Doruk'u yerleştiriyorum. Bu bilgileri kullanıyorum. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonradır. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonraysa Cenk'le Ahmet yan yana olacak. Şimdi bakın kullandıklarımı da çiziyorum burada. Doruk'u kullandım. Cenk'i ve Ahmet'i kullandım mı burada? Emre'nin dersi Burcu'nun dersinden bir gün öncedir. O zaman Emre ile Burcu'nun dersleri de ard arda olacak. Bunlar da bir mi? Şimdi olması muhtemel durumlar oluşturuyorum. Cenk ile Ahmet pazartesi salıda olabilir. Cenk ile Ahmet pazartesi salıda olduğu zaman Emre ile Burcu çarşamba perşembede mi olacaktır? Emre ile Burcu çarşamba perşembede olacaktır.
Emre ile Burcu'yu da kullandıktan sonra geriye kim kalıyor bir tek? Garibim Fatoş kalıyor. O da mecburen bu birinci durumda cumartesi mi ders alacaktır? İlk durumu oluşturdum. Birinci durum bu. Gelelim ikinci duruma. Şu olabilir. Cenk'le Ahmet. Çarşamba ve Perşembe. Bu durumda Emre ile Burak. Burcu, özür diliyorum. Pazartesi ve Salı ders alabilirler, değil mi? Emre ile Burcu. Doruk yine burada zaten. Kesin onun yeri. Fatoş da kesinlikle yine bu duruma göre de cumartesi mi ders yapacaktır? Bakın Cenk Ahmet, Emre Burcu arda arda oldukları için onların dersinin cumartesi günü olma olasılığı yok. Şimdi bu tabloları oluşturduktan sonra soruları okuyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diyor. Cenk'in dersi pazartesi günüdür. Kesin olarak yanlış diyemeyiz, bakın ilk durumda oluyor. Fatoş'un dersi cumartesi günüdür. Kesin doğru bu. Ben kesin yanlış arıyorum. Burcu'nun dersi çarşamba günüdür. İşte bu kesin yanlış arkadaşlar. Bakın Burcu'nun dersi iki durumda da çarşamba günü olmuyor. Çarşamba günü ya Emre'nin ya Cenk'in dersi var. Diğer soruya bakalım. Tabii tabloya dönmemiz gerekecek. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Ahmet'in dersi pazartesi günüdür. Kesin yanlış bakın. Cenk veya Emre var. Cenk'in dersi çarşamba günüdür. Olabiliyor. İkinci durumda olmayabilir. Kesinlik yok. Fatoş'un dersi salı günüdür. Kesin yanlış. Cumartesiydi. Emre'nin dersi Cenk'in dersinden bir önceki gündedir. Emre'nin dersi Cenk'in dersinden bir önceki gündedir diyemiyoruz. Kesin yanlış. Fatoş'un dersi Burcu'nun dersinden sonraki bir gündedir. Fatoş'un dersi hepsinin dersinden sonraki bir günde, değil mi? Son gün yani cumartesi günü onun dersidir zaten. Problem var mı? Görüyorsunuz tabloyu oluşturduktan sonra soruları çözmek kalıyor. Bu bilgilere göre dersinin Perşembe günü olma olasılığı olanlar hangileridir diyor. Dersi Perşembe olanlar Burcu ve Ahmet'tir. Yani Burcu'nun olabilir, Ahmet'in olabilir. Cevap Bursa'dır. Bakın hikayenin tablosunu oluşturduktan sonra tıkır tıkır ne yapıyorsunuz? Soruları işaretliyorsunuz. En güzel yanı budur arkadaşlar. Ve son sorusu. Bu bilgilere göre hangisinin ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir? Fatoş'un, değil mi arkadaşlar? Fatoş cumartesi günü ders alıyor. Bakın tabloyu oluşturmak için biraz zaman harcadık ama 4 tane ne yaptık bununla ilgili? Soru çözdük. Ha sizde bunda dörtlü soru sormazlar öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar soru ayırmazlar bunlara ama şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bunu ikili veya üçlü olarak sorabilirler. Bir önceki sorayım hocam. Şu mudur? Bu bilgilere göre diyor arkadaşlar. Dersinin Perşembe günü olma olasılığı olanlar hangisidir? Dersinin Perşembe günü olma olasılığı olanlar bakın arkadaşlar. Burcu ve Ahmet'tir. Birinci durumda Burcu, ikinci durumda Ahmet'tir. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar bu yapıyla ilgili? Şimdi başka bir hikaye anlatacağız o zaman. Evet işte başka bir hikaye. Rica ederim. Ayşe, Betül, Can, Derya ve Erdem. Bir kırtasiyeden 4 kalem, 3 kalem tıraş, 2 defter ve bir silgi almıştır. Bu alışverişle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Şimdi her malzemeden en çok bir tane almak koşuluyla herkes ikişer tane almıştır. Bakın dikkat ederseniz malzeme sayısı zaten kaç tane? Malzeme sayısı 10 tane. Bunlar da zaten 5 kişi mi? Malzemeleri ikişer ikişer ne yapacaklar? Alacaklar. Hemen tabloyu oluşturmaya başlıyorum. Buraya yazıyorum Ayşe, Betül, hocam şöyle yapalım. Onun tekrarlarını zannedersem izleme şansınız olur. Tekrarlarına bakarsanız çok sevinirim ya. Yani çünkü şimdi oraya geri döneceğiz. Zaten burada da sorular çözeceğiz birazcık. Ondan sonra kayıtlarını tekrar izleme şansınız olabilir. Bakalım yine de konuşuruz hocam. Can burada, Derya burada, Erdem de burada. Şimdi yine bunları tablolamaya başlayacağız. Verdiği bilgilere göre. Şimdi arkadaşlar olay neymiş bakalım. Can kalem almamıştır diyor. Şuraya kalem yazdım. Can kalem almamış. Eyvallah.
Kalem tıraş alan herkes kalem de almıştır. O zaman arkadaşlar buradan çıkartacağım kesin yargı ne? Can kalem almadığına göre kalem tıraş da almamıştır. O zaman Can'ın aldığı ürünler çıktı ortaya. Can bir defter, bir silgi mi alıyor? Can'ın aldığı ürünler defter ve silgidir. Bakın tekrar ediyorum. Can kalem almamış. Kalem tıraş alan herkes de kalem almışsa Can o zaman kalem tıraş da almamış. Çünkü kalem tıraş alsaydı kalem de almak zorunda olacaktı. Ne almış o zaman Can? İki ürün de almak zorunda. Bir defter, bir silgi almış. O zaman defterlerden biri gitti. Benim bir defterim kaldı. Silgim kalmadı. Şimdi dört tane kalem var. Herkes bir kalem alabilir. O zaman geri kalanların hepsi mecburen ne almıştır arkadaşlar? Geri kalanların hepsi mecburen kalem mi almıştır? Dört tane kalem de ne oldu gitti. Geriye üç kalem tıraş kaldı. Üç kalem tıraşı Ayşe, Betül, Derya ve Erdem'den biri alacak. Üç tane kalem tıraş var. Ve bir tane de defter mi var? Öbür kişi de defter alacak, doğru mu? Son ifadeyi okuyorum. Ayşe ve Derya aynı malzemelerden almıştır. O zaman arkadaşlar Ayşe ve Derya mecburen kalem tıraş alacak. Çünkü bir tane defter var sadece. O zaman Ayşe de kalem tıraş alacak. Ve arkadaşlar Derya da kalem tıraş alacak. Şöyle K tıraş yazalım. O zaman defteri kim alacak? Şimdi bak geriye ne kaldı iki tanesi daha gidince? Bir kalem tıraş bir defter mi kaldı? O zaman arkadaşlar bu kalem tıraş bu defter alabilir. Ama bu durumun tam tersi de olabildiği için bunlar kendi arasında ne olacaktır? Değişmeli olacaktır. Yani Betül defter aldıysa Erdem kalem tıraş almıştır. Ama Betül kalem tıraş aldıysa Erdem defter almıştır. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diye soruyor. Ayşe kalem almıştır. Bu kesin doğrudur. Betül defter almıştır. Betül defter almış olabilir, olmayabilir. Derya defter almıştır. Derya kalem tıraş almıştır. Bu kesin olarak yanlıştır arkadaşlar. Gördünüz bakın iş ne kadar kolaylaşıyor tabloyla. Bitti. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Betül kalem tıraş almıştır diyor. Bakalım. Betül kalem tıraş da alabiliyor, defter de alabiliyor bakın değişken. Derya silgi almıştır diyor. Derya kesinlikle ve kesinlikle silgi almamıştır. Kesin yanlış. Ben kesin doğruyu arıyorum. Erdem defter almıştır diyor. Erdem'e bakalım ne yapmış? Erdem defter almış olabilir, olmayabilir yine. Defter alan herkes kalem de almıştır. Yanlış. Bakın arkadaşlar Edirne. Silgi alan kişi defter de almıştır. Doğrudur. O silgiyi alan kişi kim arkadaşlar? Silgiyi alan kişi Can defter de almıştır. Dolayısıyla doğru cevabım Edirne oldu. Ve bunun son üçlüsü, son sorusu galiba. Bilmiyorum dört mü vardı bunda da. Bu bilgilere göre aldıkları malzemelerin neler olduğu kesin olarak bilinenler hangileridir? Bakalım arkadaşlar. Ayşe kesin, Can kesin, Derya kesin. Erdem ile Betül değişmeli. Ayşe, Can, Derya olacaktır. Yani doğru cevap Denizli seçeneği olacak. Bakın görüyorsunuz hikayeyi oluşturduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bunlarda. Evet bunu da çözelim. Yeter zaten arkadaşlar. Nasıl bir mantıkla yapacağınızı herhalde gördünüz. Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze adlı kişiler paralarını K, L, M, N ve P bankalarına yatıracaktır. Paralarını bu bankalara yatıracaklar. Hangi kişilerin paraları nereye yatırdığı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmıştır diyor. Arkadaşlar yani Ayşe parasını atıyorum hem K'ya hem L'ye yatırmış olamaz. Herkes bir bankayla çalışıyor. K ve M bankalarına ikişer kişi bakın K ile M'ye ikişer kişi diğer bankalara birer kişi para yatırmıştır diyor. Zaten bakın 7 kişilik hesap yapıyor bunlar da 7 kişi. Ceyda parasını L bankasına. O zaman Ceyda'yı buraya yerleştirdim. Fırat parasını N bankasına yatırmıştır.
Derya ve Evren paralarını aynı bankaya yatırıyor. Derya ile Evren aynı bankaya yatırıyorsa ya K'ya ya M'ye. Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmışlardır. O zaman durumları hemen oluşturmaya başlıyorum. Derya ile Evren. Derya, Evren K'ya yatırdıysa paralarını, Ayşe ile Burak farklı bankalara yatıracak. Ayşe M'ye yatırdıysa Burak P'ye mi yatıracak? E geriye kullanmadığımız kim kaldı? Gamze mi kaldı? O zaman birinci durumda Gamze kesinlikle M'ye yatırıyor. Ayşe ile Burak değişken. Bakın Burak M'ye, Ayşe de P'ye gelmiş olabilir. Bu birinci durum mu? Şimdi ikinci durumu oluşturalım bunu ayırıp. Başka bir durum daha var. Ne o arkadaşlar? Derya ile Evren paralarını M bankasına da yatırabilir. E şimdi Derya buraya, Evren buraya yatırdığında parasını. O zaman Ceyda belli zaten. E arkadaşlar Fırat da belli. Durum nasıl olacak? Buraya yatırıyorsa Ayşe yine parasını Burak'la farklı banka. Burak buraya mı yatırıyor? Bunlar yine kendi arasında değişken. Burak Ayşe'de olabilir ama Gamze'nin yine K bankasına yatırdığı kesindir parası. Evet, şimdi soruları okuyabiliriz arkadaşlar. Derya parasını K bankasına yatırdıysa Gamze hangi bankaya yatırmıştır? Derya'nın parasını K bankasına yatırdığı durum birinci durum mu? Gamze bu durumda parasını M bankasına yatırmıştır. İkinci sorusuna bakalım. Burak'ın parasını yatırmış olabileceği bankalar hangileri olabilir diyor KMP'den. Bakalım Burak nereye yatırabiliyor? P'ye yatırabiliyor. Bunun dışında nereye yatırabiliyor arkadaşlar? M'ye yatırabiliyor çünkü Ayşe ile değişebiliyor. Ve ikinci durumda K'ya da yatırabiliyor. K, M ve P bankalarına. Yani üçüne de yatırmış olabiliyor parasını. Ve bir soru daha. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Ayşe parasını K bankasına yatırmıştır. Bakalım arkadaşlar neydi Ayşe parasını K bankasına yatırmıştır? Olabilir olmayabilir. Net değil. Burak ve Fırat paralarını farklı bankalara yatırmışlardır. Burak ve Fırat paralarını farklı bankalara yatırmışlardır. Bu kesin doğru. Bana kesin doğru mu diyordu? Kesin doğru diyordu. Cevap Bursa'dır. Evet, başka bir soru. Bence yeter arkadaşlar bu kadar sözel mantık. Yani karşınıza çıkarsa en azından artık ne yapacağınızı biraz daha görmüşsünüzdür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane daha mı yapalım? Tamam, eyvallah. Bir tane daha üçlü. Hadi bakalım bunu da yapalım o zaman arkadaşlar. Eyvallah. Ayıp ettiniz hocam. Sizi mi kıracağız ya? Bir markette A, B, C, D, E markalı sütler aşağıdan yukarı doğru. Bakın her metin önemli. Aşağıdan yukarı doğru. 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan 5 rafa yerleştiriliyor. Birinci raf, ikinci raf, bakın aşağıdan yukarı doğru diyor, dikkat edin. Dördüncü raf, beşinci raf. Çizelim şunları. Şimdi bakın ne demiş burada bize? Her rafta yalnızca bir markaya ait süt vardır. Eyvallah. C markalı sütler ikinci raftadır diyor. C markalı sütleri hemen ikinci rafa ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. B markalı sütler, D markalı sütlerin bulunduğu rafın bir üstündedir. B ile D bu şekilde alt alta. A markalı sütler de E markalı sütlerin bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir diyor. Bakın hemen üstünde diye bir madde yok burada. Şimdi o zaman burada yine durumları oluşturalım. Birinci durum B ile D üst üste ise ya 4-3 ya 5-4 olacak, doğru mu? B ile D buradaysa A da E'nin üstünde olduğu için A ile E burada mı olacak? İkinci durum C burada. Bakın B ile D 4 ile 3 de olabilir. O zaman A ile E bu şekilde olacak. Başka bir durum da burada söz konusu değil. Şimdi hangisi kesinlikle doğrudur diyor. B markalı sütler 3. raftadır. Kesin yanlış. 3. rafta ya A var ya D var. D markalı sütler 4. raftadır diyor. Olabilir. Kesin doğru veya kesin yanlış diyemiyoruz bunu arkadaşlar. Ve devam ediyorum. E markalı sütler birinci raftadır diyor. E markalı sütler kesinlikle iki durumda da bakın birinci raftadır. Cevap Ceyhan olacaktır. Devam ediyorum.
Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor bu sefer. A markalı sütler dördüncü raftadır diyor. Bu kesin yanlış. Dörtte ya D var ya B var değil mi? Dolayısıyla cevap direkt Adana'dır bakın. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinin üçüncü rafta bulunma olasılığı vardır? Hemen dönüp bakayım tabloma. Üçüncü rafta A veya D mi olacak? Üçüncü rafta olma olasılığı olanlar A ve D'dir. Yani 1 ve 3'tür. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Peki arkadaşlar, o zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım birazcık olsun faydalı olmuş olabiliriz size. Zaten orada hocalarımız, değerli hocalarımız gerekeni yapmışlardır. Biz de üzerine bir cila atalım dedik. Hepinize iyi günler diliyorum. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah emeklerinizi ziyan etmesin. Cümleten iyi günler. Hoşça kalın.